Her an bebek bekleyen bir kadın gece yarısı kendi evinde saldırıya uğradı. Polis araştırmaya başladı ve çok geçmeden beklenmedik ve rahatsız edici bazı gerçekleri keşfetmeye başladılar. Sonunda bu kafa karıştırıcı vakayı çözmeyi başardılar, ancak final o kadar şok ediciydi ki dedektifler bile böyle bir sonuç karşısında şoke oldular. Diane Greene 1959 yılında Los Angeles'ın Towne adlı bir banliyosunda doğdu. Babası orduda görevli olan Dilana'nın annesinin küçük bir giyim fabrikası vardı. Diana 19 yaşındayken Kevin adında bir adamla tanıştı. Kız bir arkadaşıyla birlikte bir bardaydı ve tanımadığı bir adamı taciz etmeye başladılar. Adam aşırı ısrarcı davranıyor, gitmeyi reddediyordu ve Kevin müdahale etmeye karar verdi. Kevin onu kovaladıktan sonra Diana Kevin'e yaklaştı ve teşekkür olarak ona bir şeyler ısmarlamayı teklif etti. Birkaç gün sonra bir randevuya çıktılar. İlişkileri hızla gelişti. O sırada Kevin zaten evliydi ama karısıyla boşanma aşamasındaydılar. O arada Diane ile birlikte yaşamaya başladılar ve Diane hamile kaldı. Kevin boşanma işlemlerini tamamladıktan sonra aynı gün Diane ile evlendi ve kızlarının gelmesini beklemeye başladılar. Çift küçük bir apartman kompleksinde bir daire kiraladı. O sırada Kevin sadece birkaç dakika uzaklıktaki bir üste orduda görev yapıyordu, bu nedenle her gece eve gelebiliyordu. Diane başlangıçta annesinin yanında bir giyim fabrikasında çalıştı, ancak hamileliğinin son dönemlerinde evde kalıp kızının doğumunu bekledi. Eylül 1979'un sonunda Diana 9 aylık hamileydi ve kadının her an hastaneye gitmesi gerekiyordu. 30 Eylül günü, yatma vaktine yakın bir saatte, kocasıyla birlikte bir film izlediler. Daha sonra aralarında bir tartışma başladı. Son aylarda, bebeğin yaklaşan gelişi nedeniyle giderek daha stresli hale gelmişlerdi ve aralarında sık sık sözlü tartışmalar yaşanıyordu. Sonunda Kevin kafasını dağıtmak ve bu kavgaya devam etmemek için bir fast food restoranına gitmeye karar verdi. Yaklaşık 40 dakika sonra 911'e bir çağrı geldi. Kevin kameramana karısının biri tarafından vurulduğunu ve derhal bir ambulansa ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir polis devriye arabası evlerinin yakınından geçiyordu ve memurlar hızla eve gittiler. Daireye girdiklerinde Diana'yı yatak odasında yatağında yatarken buldular. Kadın, kafasından geldiği anlaşılan kanla kaplıydı. Silah yarasına benzeyen bir şey görünüyordu. Yatağın başucundaki yatak odası duvarı da kanla kaplıydı. Diana yaşam belirtileri gösteriyordu, nefes almakta zorlanıyordu ve memurlar ambulansı beklerken ilk yardım uygulamaya başladılar. O anda burada ne olduğunu henüz bilmiyorlardı, bu yüzden Kevin'den daireyi terk etmesini istediler. Sağlık görevlileri kısa süre sonra olay yerine geldi ve Diana'yı ambulansa taşımaya başladı. İlk başta onlar da kadının bir kurşun yarası olduğunu düşündüler, ancak doktorlar durumun böyle olmadığını hemen anladılar. Yara sanki bir cisimle vurulma sonucu oluşmuş gibi görünüyordu. Kevin karısıyla birlikte gitmek istedi ama polis memurları buna izin vermedi. Ondan bir ifade almaları gerekiyordu ve bu noktada kocasının da dahil olduğu tüm olası teorileri değerlendiriyorlardı. Kevin şok halindeydi ve memurların söylediklerini anlamakta güçlük çekiyordu. Yasaklamalarına rağmen ambulansa binmeye çalıştı, ancak polis onu durdurdu. Araba uzaklaşırken yavaş yavaş bilinci yerine gelmeye başladı ve polise o gece neler olduğunu anlattı. Kevin karısıyla kavga ettiklerini ve hamburger alıp kafasını dağıtmak için bir fast food restoranına gitmeye karar verdiğini anlattı. Adam daireden çıktığında ön kapının anahtarlarını içeride unuttuğunu fark etmiş ancak anahtarları almak için geri dönmemiş. Kapıyı çarpıp arabasına yönelmiş. Kevin evlerinden çok uzakta olmayan bir yerde arka kapısı açık bir minibüs gördüğünü ve yanında koyu tenli bir adamın yürüdüğünü ekledi. O sırada saat sabahın 2.00'si civarındaydı ve bunun biraz garip olduğunu düşündü. Kevin en sevdiği fast food restoranına gitmiş ancak uzun bir kuyruk varmış.
Daha sonra aynı şirketin birkaç dakika uzaklıktaki başka bir iş yerine gitti. Orada biraz hamburger almış ve eve dönmüş. Tüm bu olay yaklaşık 40 dakika sürmüş. Ön kapıya yaklaştığında, Kevin kapıyı açık buldu. Adam içeri girdi ve horlamaya benzeyen garip sesler duydu. Yatak odasına girdiğinde Diane'in kanlar içinde olduğunu ve nefes almakta zorlandığını gördü. Hemen ardından 911'i aramış. Hikayesindeki bazı anlar hemen soru işaretleri yarattı. Birincisi, adamın gecenin bir yarısı hamburger yemeye gitmeye karar vermiş olması başlı başına tuhaf görünüyordu. İkinci olarak, yolculuk yaklaşık 40 dakika sürmüştür ki bu, iki iş yerinin etrafından dolaştığı düşünüldüğünde bile oldukça uzun bir süredir. Hepsi evinin yakınında bulunuyordu. Bununla birlikte, polis memurları hala sıcak olan fast food poşetini inceledi ve fişte restoranın adresi ve satın alma zamanı gösterilerek hikayesi doğrulandı. Sonunda polis Kevin'i hastaneye bıraktı ve önce kan örneği istedi. O yıllarda DNA testi henüz kullanılmıyordu ama uzmanlar olay yerindeki çeşitli kan izlerini eşleştirip Kevin'in kan grubuyla karşılaştırabilirdi. Diana hastaneye getirildiğinde, doktorlar başındaki yaranın bir kurşun yarası olmadığına ikna oldular. Fail muhtemelen bir dizi sert darbe için tahta parçası gibi küçük ama ağır bir nesne kullanmıştır. Hastanede kadın komaya girdi ve doktorlar birkaç saat boyunca hem onun hem de kızının hayatı için mücadele etti. Diana'nın durumunu stabilize etmeyi başardılar ve ameliyat yapmaya hazırlanıyorlardı. O arada müfettişler tıbbi uzmanlardan Diana'nın istismara uğrayıp uğramadığını analiz etmelerini talep ettiler. Standart prosedürün bir parçası olarak gerekli olmasının yanı sıra, bulunduğu sırada kadın öyle bir şekilde yatıyordu ki, memurlar hemen istismardan şüphelendi. Uzmanlar kısa süre sonra bu versiyonu doğruladı. Adamın tohumunun izlerini buldular, ancak burada aynı anda birkaç sorun vardı. İlk olarak, Kevin dedektiflere o gece, kavgadan saatler önce yakınlaştıklarını söylemişti. İkinci olarak, DNA testi henüz mevcut değildi, bu nedenle failin biyolojik bir örneği olsa bile, bununla yapılabilecek çok az şey vardı. Kevin, kadının akrabalarıyla birlikte, kadının ve çocuğunun saldırıdan kurtulabileceğini umuyordu. Ancak sabaha karşı yürek parçalayıcı bir haberle karşılaştılar. Makinelerden biri kızın durumunda keskin bir bozulma tespit etti. Ve doktorların çabalarına rağmen onu kurtarmanın bir yolu yoktu. Diana'ya gelince, çocuğun ölümünden hemen sonra ameliyata alındı ve durumu stabil hale getirildi. Kadın hala komadaydı ama şimdi hayatta kalma şansı yüksek olarak değerlendiriliyordu. Evet, böyle bir yaralanmadan sonra, kız hayatına kaldığı yerden devam edebilecekti. O arada dedektifler Diana'ya saldıran faili bulmaya çalışıyordu. Çocuğu öldükten sonra vaka yeniden cinayet olarak sınıflandırıldı. Yerel polis teşkilatı da tüm ağırlığını bu işe verdi. Kevin onlara bir mazeret sunmuş olmasına rağmen, şüpheli olarak elenmek için acele etmiyordu. Hikayesinde pek çok şüpheli nokta vardı. Saldırıdan birkaç saat önce karısıyla tartışmış, ön kapıyı kilitlememiş ve kısa bir kahve dükkanı ziyareti için çok uzun süre evde bulunmamıştı. Ayrıca iddialara göre gece yarısı evlerinin önünde şüpheli bir adam görmüşler. Ancak kocaya karşı hiçbir kanıt yoktu ve polisin elinde başka bir şüpheli vardı. Bu olaylardan yaklaşık bir yıl önce, kasaba ve çevresinde benzer bir yöntemle işlenen suçlar meydana gelmeye başlamıştı. O yılın Aralık ayında, kimliği belirsiz bir fail kızın dairesine girmiş, kafasına bir tahta parçasıyla sertçe vurmuş ve şiddete maruz bırakmıştır. Kurban daha sonra ölmüştür. 4 ay sonra, aynı şey 21 yaşındaki bir kızın başına geldi. Birisi de kızın evine girmiş, bir tahta parçasıyla kıza vurmuş ve onu istismar etmiştir. Kız hayatta kalamamıştır. Bir sonraki Temmuz ayında, kimliği belirsiz bir fail başka bir kadının evine girerek aynı şeyi ona da yaptı.
ama o hayatta kaldı. Ancak kız aldığı yaralar nedeniyle birkaç hafta komada kaldı. Kızın diğer ifadeleri dedektifleri faili bulmaya yaklaştırmadı. Eylül 79'da, Diana'nın saldırıya uğramasından bir aydan kısa bir süre önce, aynı şey 31 yaşındaki bir kadının başına gelmiş ve kadın ertesi gün ölmüştür. Kadının oğlu daha sonra müfettişlere failin eşkalini vermiş ancak fail hala bulunamamıştır. Tüm bu suçlar Diana'ya yapılan saldırıyla çarpıcı bir benzerlik taşıyordu. Polis bir seri katilin harekete geçtiğine ikna oldu ve tüm enerjisini bu adamı yakalamaya harcadı. Failin kısa bir süre içinde saldırdığı ve Los Angeles banliyosunun nispeten küçük bir bölgesinde faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında, dedektifler çok yakında tekrar saldırabileceğini fark ettiler. Medya aracılığıyla halka ulaşmaya ve yalnız ve alt katlarda yaşayan tüm kadınları uyarmaya karar verdiler, çünkü bunlar iddia edilen seri katil tarafından seçilen kurbanlardı. Bu bir panik dalgası yarattı. Kadınlar her türlü savunma aracını raflardan indirmeye, kendilerini savunma kurslarına kaydolmaya ve yakalanması zor suçludan korunmak için arkadaşlarının ya da akrabalarının yanına taşınmaya başladılar. Polis ayrıca gece karanlığında sokakları dolaşan devriyeler düzenlemeye karar verdi. Buna paralel olarak, dedektifler tüm bu suçlarla ilgisi olabilecek herkesle görüştüler ve kısa süre içinde bazı ilginç ipuçları elde ettiler. Kurbanların bazı komşuları, evlerinin yakınlarında koyu kıvırcık saçlı, şüpheli beyaz bir adam gördüklerini iddia ettiler. Bu tarif çok yüzeysel olmasına rağmen, polis bir dizi uygun adam buldu ve onları kontrol etti, ancak bu hiçbir yere varmadı. Diana'nın saldırıya uğramasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra, doktorlar aniden sevdiklerine kadının nihayet uyandığını bildirdi. Ancak burada çok ciddi bir sorun vardı. Kadın konuşamıyordu ve doktorlara göre beyninin iyileşmesi için zamana ihtiyacı vardı. O arada adam 6 yaşında bir çocuk seviyesinde hareket ediyordu. Aynı saatlerde Towne'da başka bir saldırı daha gerçekleşmedi. Bilinmeyen bir fail 20 yaşındaki kadının dairesine gizlice girmiş, ona bir tahta parçasıyla birkaç kez vurmuş ve onu taciz etmiş, ardından da ölmüştü. Ancak bu sefer bile polis bunu yakalayamadı. Diana hastanede birkaç gün daha geçirdi. Zihni yavaş yavaş berraklaşmaya başladı, ancak kadın hafızasını neredeyse tamamen kaybetmişti ve akrabalarını bile hatırlayamıyordu. Doktorlar Towne'un hafızasının er ya da geç geri gelebileceğini söylemiş, ancak yakınlarını, başına gelen olayları ona yeniden anlatmaya çalışmamaları, her şeyi kendi başına hatırlamasına izin vermeleri konusunda uyarmışlardır. Kızın hayatına yönelik tehdit tamamen ortadan kalktığında, kız yakınları tarafından hastaneden alınmıştır. Kevin'in faturaları ödemek için askeri üste çalışması gerektiğinden, günün her saati ona bakabilecek olan Diana'nın ailesinin yanına taşındılar. 2 hafta sonra, şehirde benzer bir yöntemle başka bir saldırı meydana geldi ve bu kez bilinmeyen bir fail 17 yaşında bir çocuğu öldürdü. Diana aktif olarak fizyoterapi görüyordu ve durumu giderek iyiye gidiyordu. Kız hala konuşamıyor ve başına gelenleri hatırlayamıyordu. Ancak saldırıdan 6 hafta sonra her şey aniden değişti. Kadın fizyoterapist randevusuna gittiğinde, doktor saldırı hakkında konuşmaya başladı ve bunu ona kimin yaptığını hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Doktorun şaşkınlığı karşısında Diana aniden başını salladı ve parmağıyla evlilik yüzüğünü gösterdi. Kadının annesi onu almaya geldiğinde, doktor ona olanları anlattı ve annesi kızına, "Kevin tarafından mı saldırıya uğradın?" diye sordu. Diana başını salladı. Hemen ardından annesi onu polis karakoluna götürdü ve orada baş dedektife her şeyi anlattı. Terapist Diana'ya birkaç soru daha sordu ve kadın saldırı anını aniden hatırladığını ve failin kocasından başkası olmadığını doğruladı. Dedektif için bu, tüm davanın gidişatını temelden değiştirdi. Dedektif ve ekibi Diana'nın diğer benzer saldırıların arkasındaki aynı seri saldırgan tarafından saldırıya uğradığından neredeyse emindi.
Ama şimdi dedektif aynı anda birkaç soruyla karşı karşıyaydı. Kevin seri katil olabilir miydi? Adam saldırıların gerçekleştiği bölgede yaşıyordu ve koyu renk saçlı bir adam gören birkaç tanığın tarifine uyuyordu. Yoksa Kevin bunu bir seri katilin eylemleri gibi göstererek karısından kurtulmaya mı karar vermişti? Seri suçlunun tüm eylemlerinin her seferinde hemen hemen aynı olduğu düşünüldüğünde, bu bir sorun teşkil etmeyecekti. Dedektif, Kevin'i şimdi tutuklarsa, diğer suçlara karıştığının asla kanıtlanamayacağını fark etti. Ve adamın kendisi de kimliğinin tespit edildiğini anlar anlamaz kaçabilirdi. Böylece dedektif oldukça zor bir karar verdi. Diane ve annesinden, kadın hala hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi davranmaya devam etmelerini ve Kevin'in evine dönmelerini istedi. Belli ki bu onlar için büyük bir zorluktu ama yine de kabul ettiler. Müfettişler Kevin'i izlemeye alarak her hareketini mercek altına aldılar ve onu diğer saldırılarla ilişkilendirebileceklerini umdular. Polis, şüpheli hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmek için Kevin'in arkadaşları ve meslektaşlarıyla temasa geçti. Neredeyse anında ilginç bir şey bulmayı başardılar. Adamı iyi tanıyanlar, Diana ile ilişkilerinin oldukça gergin olduğunu ortaya çıkardılar. Çift çok sık tartışıyordu ve bu durum onları defalarca bağırırken duyan komşuları tarafından da teyit edildi. Arkadaşlarına göre Kevin, hamileliğinin son aylarında karısının kendisiyle yakınlaşmayı reddettiğinden sık sık şikayet ediyordu. Tüm bunlar olurken, adamın kendisi aile ilişkilerini neredeyse mükemmel olarak tanımladı. Dedektifler bunun ötesinde herhangi bir ek bilgi elde edemediler. Kevin oldukça doğal davranıyordu. İşe gidiyor ve başka hiçbir yerde durmadan ve herhangi bir şüphe uyandırmadan eve dönüyordu. Çok geçmeden laboratuvar sonuçları geldi ve burada onları ilginç bir keşif bekliyordu. Failin tohumuna ek olarak, Diana'nın tırnaklarının altında kanlı deri parçacıkları bulundu. Tüm bu biyolojik örneklerden saldırganın kan grubunu belirlediler. Kevin'in kanını test ettiklerinde eşleşme buldular. Aynı kan grubuna sahipti. Ellerindeki tüm bu bilgilerle dedektifler olayların en olası kronolojisini oluşturdular. Hatırladığımız üzere Kevin aslında evinden birkaç kilometre uzaklıktaki bir kafeden hamburger almıştı. Fişteki saat ve kasiyerin ifadesi adamın orada olduğunu doğruladı. Müfettişler sonunda evden ayrılmadan önce karısına saldırmış, sonra da bir mazeret yaratmak için hemen oraya gitmiş olabileceği sonucuna vardılar. Bu aynı zamanda söylediği yolculuğun neden tam 40 dakika sürdüğünü de açıklıyordu. Bu rakamı saldırı zamanını da içerecek şekilde şişirmiş olabilir. Sebeplere gelince, saldırının nedeni büyük olasılıkla Diana'nın onunla yakınlaşmak istememesiydi. Kevin olaydan saatler önce yakınlaştıklarını belirtmiş, ancak aynı zamanda arkadaşlarına Diana'nın aylardır kendisiyle ilişkiye girmekte isteksiz olduğundan defalarca şikayet etmiştir. Kadının tacize uğradığı düşünüldüğünde, dedektifler saldırının tetikleyicisinin bu olduğuna karar verdiler. Diana nihayet saldırı zamanını hatırladı ve Kevin'in kendisine tacizde bulunduğunu doğruladı. Bu konuşma sırasında annesi artık rol yapamayacaklarını ve Kevin ile aynı çatı altında yaşayamayacaklarını belirtti. Bu nedenle dedektifler onu tutuklamaya ve davayı mahkemeye taşımaya karar verdi. Kevin, Diana'nın ailesinin evlerine zorla girme riskine girmemek için dükkandayken gözaltına alındı. Aynen onlara söylediği gibi. Duruşma hazırlıkları 10 ay sürdü ve bu süre zarfında Diana'nın fiziksel durumu giderek iyileşti. Zorlanmadan da olsa tekrar konuşabiliyordu. Kadın ayrıca birkaç uzman tarafından muayene edildi ve bu uzmanlar oy birliğiyle Diana'nın zihinsel kapasitesinin yeterince iyileştiği ve güvenilir bir tanık olduğu sonucuna vardılar. Karısı kürsüye çıktı ve o gece kendisine saldıran adamın Kevin olduğunu doğruladı. Adamın savunması masum olduğu konusunda ısrar etti ve fast food mazeretini kullanmaya çalıştı. Ancak bu, kurbanın ifadesine karşı yeterli olmadı.
Kasım 1980'de Kevin çocuğunu öldürmekten ve karısına saldırmaktan suçlu bulundu. Kevin 15 yıldan müebbete kadar hapis cezası almıştır. Kevin'in diğer cinayetlere karışmış olma ihtimaline gelince, dedektifler ilginç bir şey fark etti. Adamın tutuklanmasından önce, bulundukları bölgede benzer iki suç daha işlenmiş, ancak her iki kurban da hayatta kalmıştır. Saldırganın kimliğini belirleyemediler, bu yüzden kimliği asla tespit edilemedi. Ancak Kevin'in tutuklanmasından sonra saldırılar aniden durdu. Bundan önce, fail vahşetini oldukça sık, bazen haftalar arayla işlemişti. Aynı şey takip eden yıllar için söylenemezdi. Karardan hemen sonra Diane boşanma davası açtı ve Kevin hiçbir tepki vermedi. O zamandan beri kadın sağlığına kavuşmak için çalışmaya devam etti, ancak yaralanmalarından beri bunu yapmakta zorlanıyordu. Beyni neredeyse normal işlevine dönmüştü, ancak bazı sorunlar sonsuza kadar onunla kaldı. İşitme ve görme duyularını kısmen kaybetmişti ve hala konuşmakta zorlanıyordu. Kevin ise masum olduğu konusunda ısrarcı olmaya devam etti. Buna rağmen hapishanede geçirdiği süre çok stresliydi. Diğer mahkumlar bir çocuğu öldürdüğü için ona defalarca saldırdı ve Kevin kendini defalarca hastanede buldu. Şartlı tahliye için başvurma fırsatı bulduğunda, kurul bunu reddetti ve sonraki yıllarda 3 ret kararı daha aldı. Bu yargıların temel nedeni, Kevin'in hiçbir zaman suçunu kabul etmemesi ve bunun bir pişmanlık eksikliği olarak görülmesiydi. DNA analizi adli bilimlerde aktif olarak kullanılmaya başlandığında, Kevin mevcut örneklerin yeniden test edilmesini ve kendi DNA'sıyla karşılaştırılmasını istedi, ancak analiz için parası olmadığı için bu talebi reddedildi. Bu durum 1996 yılında polis departmanının Towne ve çevresinde meydana gelen bir dizi saldırıyla ilgili yeniden soruşturma açmasına kadar devam etti. Bu süre zarfında, laboratuvarlar saldırılardan sonra kurbanların vücutlarından alınan mini örneklerini saklamıştı. Ve şimdi dedektiflerin elinde sadece tüm bu suçların arkasında gerçekten tek bir adamın olup olmadığını belirleme fırsatı değil, aynı zamanda onu teşhis etme şansı da vardı. Kevin'i en olası şüpheli olarak görmeye devam ettiler, ancak uzmanlar failin DNA profilini alıp veri tabanına girdiklerinde çok beklenmedik bir dönüşle karşılaştılar. Tüm bu örnekler Gerard Parker adında başka bir adama aitti. Kevin ile aynı yıl tutuklandı. Bir adam Towne'da 13 yaşındaki bir kızı taciz etmiş ve ardından yakalanmıştı. Ancak o dönemde dedektifler, bu vakaların farklı bir işleyiş tarzı olduğu için bu suçla bir dizi saldırı arasında bağlantı kurmamışlardır. Tüm kurbanlar gece geç saatlerde dairelerinde saldırıya uğrarken Parker kızı sokakta kaçırmıştır. O zamandan beri hapiste yatıyordu ve müfettişlerin Parker'ın çözülmemiş tüm vakalarla ilgili DNA eşleşmesi yapmasından birkaç gün sonra serbest bırakılacaktı. Diana'ya yapılan saldırıyı da gündeme getirdiler. Bu suçun çözüldüğü düşünülse de, dedektifler bunun diğer benzer vakalarla bağlantılı olma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorlardı. Ancak şimdi Kevin'in kesinlikle seri katil olmadığını anladılar ve geriye tek bir soru kaldı, gerçekten karısına saldırmış mıydı? Parker'ın o yıllarda Kevin ile aynı askeri üste görev yapması ve koyu renkli bir minibüse sahip olması da dikkat çekicidir. Hatırlanacağı üzere Kevin ilk gün polis memurlarına evlerinin yakınlarında koyu tenli bir adamın koyu renkli bir minibüsün yanında yürüdüğünü gördüğünü söylemişti. Bu nedenle dedektifler Diane'ye yapılan saldırının arkasında Parker'ın olup olmadığını merak etmeye başladılar. Yerel savcı Kevin'i hapishanede ziyaret etti ve onunla bu seri cinayetlerle ilgili soruşturmanın gidişatı hakkında konuştu. Ayrıca adamdan, uzmanların analiz edebilmesi için DNA'sını doğrudan bir örnek vermesini istediler. Son birkaç yıldır bunun gerçekleşmesi için uğraşan Kevin hemen kabul etti. Uzmanlar testleri yaparken, dedektifler Parker'ın hapishanesine gittiler.
O sırada, böylesine karmaşık bir davayı hazırlamak için zamana ihtiyaç duyduklarından, Parker'ı henüz bir dizi saldırıyla suçlamamışlardı. Yine de polis memurları, itiraf edebileceği umuduyla şüpheliyle konuşmaya karar verdi. Parker bir dizi suça karıştığını inkar etmeye başladı. Ardından dedektifler Diane'ye yapılan saldırı hakkında konuşmaya başladılar. Onu sorgulamadan önce Parker'ın dava dosyasını incelediler ve ilginç bir şey buldular. Kıza yönelik saldırı nedeniyle tutuklanmasının ardından adam polis memurlarına orduda görev yapmanın hayatında başına gelen en iyi şey olduğunu söyledi. Askerler Parker'a baskı yapmaya devam ederek orduya olan sadakatini sorguladılar, ta ki adam aniden kabul edip işlediği cinayetten dolayı başka bir adamın hapiste olduğunu itiraf edene kadar. Adam daha sonra, daha önceki olaylarda olduğu gibi, o gece de minibüsüyle evlerine gittiğini açıkladı. Mahallede dolaşmayı, zemin kat pencerelerine bakmayı ve kurbanını seçmeyi planlamıştı. Ancak bu kez, Kevin ve Diane'in evinden gelen çığlıkları duydu. Daha sonra bir adam dışarı çıktı. Parker adamın kapıyı açtığını gördü, birkaç dakika bekledi ve daireye girerek Diane'ye saldırdı ve onu taciz etti. Ancak, üste farklı işler yaptıkları için kocasıyla şahsen tanışmadığını da sözlerine ekledi. Parker ayrıca ölümle sonuçlanmayan diğer tüm suçları da itiraf etti. Böylece polis, Parker'ın olaya karıştığını ve Kevin'in masum olduğunu kesin olarak gösteren itiraflar ve DNA testi sonuçları elde etti. Savcı adama mahkumiyet kararını en kısa sürede bozacağına dair söz verdi ve birkaç gün sonra Kevin 16 yılını parmaklıklar ardında geçirdikten sonra serbest kaldı. Davadaki bu gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bunun nedeni sadece masum bir adamın başka birinin suçu için neredeyse hayatının yarısını harcamış olması değil, aynı zamanda dedektiflerin gerçek seri katili bulmalarının bu kadar uzun sürmesiydi. Davadaki herkesi bekleyen son dönüm noktasıydı. Kevin serbest kaldığında, Kaliforniya eyaleti ona $10,000 tazminat ödemeyi kabul etti ki bu o zaman için bile oldukça düşük bir miktardı. Birkaç yıl sonra, hapiste geçirdiği her gün için $100,000 ek tazminat almaya hak kazandı, bu da 620,000'a denk geliyordu. Birkaç yıl sonra, hapiste geçirdiği her gün için $100 ek tazminat almaya hak kazandı ve bu da $620,000'a denk geliyordu. Ancak hikaye burada bitmiyor. Kevin'in tamamen aklanmış olmasına rağmen, Diane onun olaya karışmadığına inanmayı reddetti. O ana kadar kadın kendisine saldıranın Kevin olduğunu söylüyordu. Ancak vücudundan alınan biyolojik materyalin Parker'ın DNA'sı ile eşleşmesinin ardından Diane, yaşananların yeni bir versiyonuyla ortaya çıktı. Diane, Kevin'in o gece kendisine saldırdığını ve tacizde bulunduğunu ve daha sonra ayrıldığını ifade etmiştir. Parker de onun ardından daireye girmiş ve aynı şeyi kadına yapmıştır. Ancak Parker daireye girdiğinde kadının sadece yatakta yattığını ve üzerinde herhangi bir yara olmadığını ifade etmiştir. Adam, kadının kafasına darbeyi vuranın kendisi olduğunu söylemiştir. Diana'nın ailesi ayrıca Kevin'in Parker'dan suçu işlemesini istemiş olabileceği ve o gece kapıyı açık bırakarak evden ayrılmasının nedeninin bu olabileceği yönünde başka bir teori de ortaya atmıştır. Ancak fail, Kevin ile birbirlerini tanımadıkları konusunda ısrar etmeye devam etmiştir. Askeri üste görev yapan ve birçoğu birbirini şahsen tanımayan çok sayıda asker vardı. Buna ek olarak, böyle bir versiyon, Kevin'in Parker'dan böyle bir şey yapmasını isteyebilmesi için onun seri katil olduğunu bilmesi gerektiğini söyleyecektir. Kevin ayrıca Parker'la herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti ve Diana'ya, hele hele kızlarına asla zarar vermeyeceği konusunda ısrar etti. Karısıyla tartıştıktan hemen sonra unuttuğu anahtarları almak için geri dönmek istemediği için kapıyı kilitlemediği konusunda ısrar etti. Ayrıca kararından dolayı kendisini suçlamayı bırakamadığını da sözlerine ekledi. Diana bugüne kadar ne olduğuna dair kendi versiyonunda ısrar ediyor ve bunun çok basit bir açıklaması olabilir. Saldırı sonucu kadının yaşadığı travma zihnini derinden etkilemiştir.
Yana komadan çıktığında, doktorlar tüm akrabalarını ona olanları hatırlatmamaları konusunda uyardı. Bunun nedeni, o noktada beyninin herhangi bir bilgiyi gerçek olarak kabul edebilecek olması ve kadının bu tür anıları doğru olarak kabul etmesiydi. Kevin'in serbest bırakıldığı sırada bile, olaydan 16 yıl sonra, ciddi zorluklar yaşamaya devam ettiğini belirtmek gerekir. Örneğin, Diana hızlı konuşmayı algılamakta zorluk çekiyordu. Bu da travmanın etkilerinin hala beynini etkilediğine işaret ediyordu. Kevin'in olaya karıştığına dair inancının temelinde bu travmanın yattığı göz ardı edilemez. Parker'a gelince, 1999 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza hiçbir zaman uygulanmadı. Yıllarca hapishanede bekledikten sonra, Kaliforniya infazlara moratoryum koydu. Bu yüzden bugüne kadar parmaklıklar ardında kaldı. Crystal Villana ve Refugio Hernandez lisede tanışıp çıkmaya başladıklarında yaklaşık 19 yaşındaydılar. İlk çocukları doğduğunda, Gia adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Genç aile aynı evde birlikte yaşıyordu ama Hernandez bazen Texas, Kyle'deki ailesinin yanına gidiyordu. Aralık 2016'nın sonlarında çift, Hernandez'in ailesinin evinde birlikte yaşamaya başlamayı düşündü. O sırada Crystal 24 yaşındaydı ve kızı Gia da 5 yaşındaydı. Çocuk 2017'de Crystal kızıyla birlikte eşinin ailesinin evine taşındı. Akşama doğru Crystal rahatsızlandı ve şiddetli bir şekilde kustu. Bunun üzerine Hernandez onu aynı gün hastaneye götürdü. Görgü tanıkları Crystal'ın akıl sağlığı sorunlarından şikayetçi olduğunu söyledi. Birdenbire gerçeklikten koptuğunu hissettiğini ve kendisini ele geçirdiğini söylediği bir cadıdan kurtulmak için çamaşır suyu içtiğini iddia etti. Ayrıca Hernandez'in ailesinin onu zehirlemek istediğini de iddia etti. Ancak Hernandez'in kendisi, babası ve o gece Crystal'ı kabul eden doktor bu iddiaları reddetti. Olaydan 2 gün sonra, 5 Ocak 2017'de Hernandez her zamanki gibi işe gitti. Hernandez'in üvey babası Nancy, Crystal ve Gia'yı evde yalnız bıraktı. Nancy bütün sabahı yatak odasında televizyon izleyerek geçirirken, Crystal evdeki işleri yaptı, çamaşır yıkadı, Gia'yı yıkadı ve bir süre bilgisayar başında oturdu. Öğle saatlerinde Nancy ve Crystal mutfakta buluştu. Crystal'ın mutfağa girdiğini, bir bıçak aldığını ve yatak odasına geri döndüğünü fark etti. Nancy buna pek dikkat etmemişti çünkü belirttiğine göre bu, yatak odasına taze meyve getirmeyi seven Crystal'ın alışkanlıklarından biriydi. Crystal odaya girdiğinde Gia'yı orada bulmuş ve konuşmaları sırasında Gia'nın annesine, "Anne, hayır, lütfen yapma," diye bağırdığını duymuştu. Ama bu sözler ona alışılmadık gelmemişti. Kızın yine yaramazlık yaptığını ve annesinin her zamanki gibi tüm aletlerini elinden alarak onu cezalandıracağını düşündü. Birkaç dakika sonra Crystal mutfağa döndü. Nancy'nin yanından geçerken aniden döndü ve onu sırtından bıçakladı. Bundan sonra, adam sonunda yüzünü ona dönene kadar 4 kez daha bıçaklandı. Nancy onu etkisiz hale getirmek için Crystal'ın kolunu ısırdı. Kadın bıçağı yere düşürdüğünde, adam bıçağı yerden kaptı ve koşarak hemen 911'i aramasını isteyen bir komşuya gitti. Adam görevli operatörle konuşurken Crystal elinde havalı bir tabancayla dışarı koştu. Silahı Nancy ve komşusuna doğrultarak ateş etmeye çalıştı, ancak silah çalışmadı ve eve geri dönmek zorunda kaldı. İçerideyken acil servisi de aramış ve telefonda birinin kendisini öldürmeye çalıştığını bildirmişti. Görevli operatöre evinin adresini verdi. Operatör ona birkaç soru sordu ama hiçbirine cevap vermedi. Crystal öldürülmek üzere olduğunu tekrarlayıp durdu. Operatör saldırganın kimliğini sorduğunda Crystal saldırganın babası olduğunu söyledi. Operatör kızdan adını söylemesini istedi. Crystal yanıt verdi ama hemen kendini düzelterek adının Nathaniel Walker olduğunu söyledi. Operatör Crystal'a babasının silahlı olup olmadığını sordu. Kız, "Hayır, sadece televizyon izliyor," diye cevap verdi. "Kızım yulaf ezmesi istedi, ben de onu öldürdüm," diye ekledi ve operatörü inanılmaz derecede şoke etti.
Operatör birkaç açıklayıcı soru sorunca Crystal şu yanıtı verdi: "Evet, evet, doğru, onu öldürdüm. Ayrıca kayınpederimi de bıçakladım." Birkaç dakika sonra operatör telefonda garip, ağır ve aralıksız sesler duydu ve Crystal'dan neler olduğunu açıklamasını istedi. Önemli bir şey değildi. "Kızımın kafasını kestim," diye sakince cevap verdi. Operatör dehşete kapıldı ve bunu neden yaptığını sordu. Crystal, "Çünkü mısır gevreği istiyordu," diye devam etti. Operatör çaresizce evde neler olup bittiğini anlamaya çalışırken garip sesler yaklaşık 10 dakika boyunca devam etti. Crystal ara sıra telefona geliyor ve şöyle diyordu: "Evet, buradayım." Operatör daha fazla ayrıntıya ulaşamadı. İhbardan 10 ila 15 dakika sonra polis olay yerine geldi. Nancy yaralı olduğu için ambulansla hastaneye gönderdiler. Kısa süre sonra olay yerine bir saldırı timi geldi. Bir komşu SWAT ekibinin eve yaklaştığını görünce hemen Crystal'ın Austin'deki annesini aradı. Bir saat sonra Crystal'ın annesi, küçük kız kardeşi ve yeğeni olay yerindeydi. Birkaç polis memuru Crystal'a direnmeden evi terk etmesini işaret etti. Crystal'ın annesi kızını teslim olmaya ikna etmek için evin içine girmek bile istedi, ancak polis memurları bunu reddetti. Sonunda, polis memurları evin içinde yüksek bir patlama sesi duydular ve diğer taraftan içeri girmeye karar verdiler. Duştan yeni çıkmış ve üzerinde hiçbir kıyafet olmayan Crystal'ı bulduklarında büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Polis memurları Crystal'ın üzerine bir battaniye ile örttüler, kelepçelediler ve onu evden dışarı çıkardılar. Crystal şiddetle direnince, polis memurları onu hastaneye götürmek üzere bir polis arabasına bindirirken kollarında taşımak zorunda kaldılar. Birdenbire kafasını ve vücudunun diğer kısımlarını vurmaya başladı ve bu da arabanın camlarının kırılmasına neden oldu. Sonuç olarak, polis memurları onu yere yatırmak zorunda kaldı. Onu hastaneye götüren memurlara göre, tutuklu yüksek sesle bağırıyor, tükürüyor, gülüyor ve gülümsemesini durduramıyordu. Tüm bunlar ona büyük bir zevk veriyor gibiydi. Polis, güvenliği için ona bir deri gömleği ve koruyucu bir kask giydirmek zorunda kaldı. Crystal yüksek sesle konuşmaya ve histerikleşmeye devam etti. Bir noktada kelepçelerin çok sıkı olduğundan şikayet etti ve birkaç saniye sonra hiçbir şey olmamış gibi polis memurlarından kendisine yasadışı uyuşturucu vermelerini istedi. Hastaneye götürüldükten sonra da davranışlarında bir değişiklik olmadı. Doktorlardan biri adını sorduğunda, adının olmadığını söyledi. Doktorlar ayrıca herhangi bir yarası olup olmadığını sorduklarında Crystal sadece avucunda bir ısırık olduğunu söyledi. Çığlık atmaya ve zorluk çıkarmaya devam etti. Ancak kısa bir süre sonra ses tonu dramatik bir şekilde değişti ve tekrar yasadışı madde verilmesini istedi. Crystal nihayet gözaltına alındığında ciddi bir sinir krizi geçirdi ve şöyle dedi: "Kızım, o olduğunu bilmiyordum, öldür beni. Yemin ederim oyuncak bebek sandım. Çok özür dilerim, çok özür dilerim kızım. Yemin ederim, klon sandım, hayır, hayır, öldür beni, bilmiyordum, yemin ederim kızım, öldür beni, lütfen. Yaşamayı hak etmiyorum, kontrolümü kaybettim," diyordu. Polis memurları Crystal'a haklarını okuduğunda, "Odaklanmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Bu sesler, onları duyabiliyorum." Crystal sonunda imzalamadan önce polis memurları 30 dakika boyunca haklarını birkaç kez okumak zorunda kaldılar. Ancak, Crystal Rıza'yı ismiyle imzalamak yerine, sadece ismi olmadan yazdı. İfadesine göre, başlangıçta kendisine verilen belgenin kendisini fuhuş yapmaya zorlayan bir iş sözleşmesi olduğunu düşünmüştü. Bu nedenle belgeyi imzalamakta bu kadar uzun süre isteksiz davranmıştı. Ayrıca, polis memurlarından biri Crystal'a kızı CIA'nın vücudunun geri kalan parçaları nereye gitti, diye sordu. Bunun üzerine Crystal şaşkınlıkla araya girdi: "Hangi diğer vücut parçaları?" Polis memuru öldürülen kızın kafasından bahsettiğini açıkladı. Crystal onun odada olduğunu söyledi. Sonunda Crystal yine duygusal bir çöküntü yaşadı ve kızının adını tekrar tekrar haykırarak polis memurlarına onu geri getirmeleri için dua etmeye başladı.
O gün evde neler olduğunu açıklaması istendiğinde, Crystal kusacakmış gibi ıkınmaya başladı. Polis memurlarından biri onun için bir çöp kutusu taşıdığında, kadın açıklanamaz bir şekilde çöp kutusunu karıştırmaya başladı. Polis memurları bir kez daha o odada ne olduğunu sorguladı. Crystal birkaç dakika sonra tekrar, "Klon olduğunu sandım," diye cevap verdi. Crystal odanın içinde çılgınca volta atmaya başladı ve birdenbire pantolonunu indirdi, eğildi ve doğrudan ellerinin içine dışkıladı. Polis memurları hemen odaya koştu ve ona bir deli gömleği giydirdi. Bir süre sonra polis memurları onu tekrar sorguladı, ancak o bunun bir klon olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti. 5 gün sonra doktorlar Crystal'a psikoz teşhisi koydu ve uygun ilaçları reçete etti. Ancak dava kayıtlarına göre, tutuklu yargılandığı süre boyunca bu ilaçları kullanmaya hiç başlamamıştı. Mahkemedeki ifadesi sırasında Crystal savunmasında hiçbir şey söylemedi. O sabahki olayları hatırladığı tek an, sorgu sırasında bir polis memurunun kamerasına kaydedilen sözleriydi. Jüri Crystal'dan başka bir ifade alamadı. Crystal'ın savunması kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı konusunda ısrar etti. Bu iddia, sanığın kız kardeşi ve annesinin Crystal'ın akıl sağlığı sorunları olduğunu belirttiği kamera görüntüleriyle desteklenmişti. Ayrıca Crystal'ı tutuklanmasından hemen sonra muayene eden bir psikiyatristin ifadesi de sunuldu. Adli tabibin ifadesine göre, GIA'nın vücudunda çok sayıda ağır ve ölümcül yara vardı. Vücudunun şekli tamamen bozulmuştu ve yaraların çoğu ölüm gerçekleştikten sonra yapılmıştı. Kurbanın bazı uzuvları vücudundan ayrılmış, derisi sırtından soyulmuş ve kafası da ayrılmıştı. İç organların birçoğu çıkarılmış ve kurbanın üzerine yığılmıştı. Cinayetten hemen sonra yapılan bir toksikoloji testinde Crystal'ın kanında yüksek düzeyde alkol ve suçtan önce ot kullanılmış olabileceğine işaret eden bulgular bulundu. Mahkemede ifade veren Hernandez, Crystal'ı cinayetten 2 gün önce rahatsız olduğu için hastaneye götürdüğünü belirtti. Banyoda yere saçılmış temizlik ürünleri gördüğünü ancak Crystal'ın bunları içmiş olabileceğini düşünmediğini ve kimseye söylemediğini ifade etmişti. Ayrıca Crystal'ın annesine de olaydan ve annesinin kendisini zehirlemeye çalıştığını düşündüğünden bahsetmediğini belirtmişti. Mahkeme tarafından olası zehirlenme hakkında sorulan soruya, kimsenin onu zehirlemek istemediğini ve Crystal'ın kendisine bu konuda bir şey söylemediğini söyledi. Hernandez ve üvey babası mahkemede o sabah Crystal ile temas kurduklarını ifade etmişlerdi. İkisi de Crystal'ın davranışlarını garip bulmamıştı çünkü Crystal gayet normal davranıyordu. Savunma tanıkları arasında Crystal'ın kız kardeşi Samantha, annesi ve cinayet psikiyatrisi uzmanı Dr. West de vardı. Dr. West jüriye, ebeveynlerin çocuklarını öldürmelerine neden olan bir dizi faktör olduğunu açıkladı. Bahsedilen bu faktörlerden biri Capgras sendromuydu. Crystal bu sendromdan muzdaripti. Capgras sendromu, kişinin kendisine yakın birinin değiştirildiğine ya da bir görsel ikiz veya klon olduğuna güçlü bir şekilde inandığı psikolojik bir rahatsızlıktır. Dr. West, yaptığı muayeneye dayanarak Crystal'ın kızının bir klonla değiştirildiğine ve kızını geri almak için kızını sahibine geri vermesi gerektiğine ikna olduğunu belirtmişti. Buna ek olarak Crystal, kızının içinde bir anahtar olduğuna ve kızını geri almak için bu anahtarı alması gerektiğine inanıyordu. Dr. West, Crystal'ın yaşayan bir insana zarar verdiğinin gerçekten farkında olmadığını ifade etmişti. Bunun sadece yaşam boyu sürecek bir klonla oynanan bir oyun olduğunu ve kızını geri almak için bunun gerekli olduğunu düşünüyordu. Doktor ayrıca bunun Crystal'ın tek psikoz vakası olmadığını da belirtmişti. Sanığın tıbbi kayıtlarında cinayetten çok önce ortaya çıkan ruh sağlığı sorunlarına işaret eden kayıtlara atıfta bulunmuştu. Doktor, bu sorunların tedavisi için ciddi bir girişimde bulunulmadığını da belirtmişti. Ayrıca jüriye Haziran 2015'te meydana gelen bir olaydan bahsetmişti. O sırada polis memurları Crystal'ı otoyolda tek başına yürürken görmüşlerdi. Ona göre, Santana adında bir adamdan kaçmaya çalışıyordu. Dr. West'in hastane kayıtları kontrol edildiğinde, Crystal'a paranoya da dahil olmak üzere zihinsel bir bozukluk teşhisi konuldu. Bu döneme ait bir doktor notu bulundu.
Annesinin ifadesinde Crystal ayrıca kızlarına 2016 yılında Santana'dan bahsedildiğini ve kızının Santana adlı adamın bir kuşa dönüştüğünü ve her an kendisinin ya da kızının peşinden gelebileceğine inandığını belirtmişti. Crystal'ın kız kardeşi Samantha da mahkemeye Crystal'ın garip davranışları hakkında çeşitli hikayeler anlattı. Sık sık gardıropta saklanması veya günlerce evden kaybolması ve şeytanın peşinde olduğunu açıklaması gibi şeyler söyledi. Diğer olaylar arasında Crystal'ın duvarda bir lanet olduğunu ya da evin yakınındaki çalılıklarda kendisini öldürmek isteyen keskin nişancıların saklandığını düşündüğü durumlar da vardı. Bir keresinde Crystal çığlıklarıyla tüm ailesini korkutmuş ve yere yatmalarını istemişti, çünkü içlerinden birinin alnında tüfek dürbününden çıkan kırmızı bir nokta görmüştü. Bir başka sefer Crystal ve Samantha bir dükkandayken Crystal aniden ortadan kaybolmuş ve Samantha onu banyoda korku içinde sinmiş halde bulmuştu. Samantha'nın Doktor West'e belirttiği gibi, kız kardeşi polislerin kendisini izlediğini düşünerek orada saklanıyordu. Crystal ayrıca doktora, bir tabanca taktığı ve gerçek olmadığı için ondan kurtulması gerektiğini düşündüğü bir hikaye anlattı. Bu noktada kızı Gia uyanmıştı ve onun gürültülü hareketleri Crystal'ın aklının başına gelmesine yardımcı olmuştu. Crystal'ın ifadesine göre bu olay Gia'yı öldürmesinden önceki akşam, yani trajediden yaklaşık 12 saat önce meydana gelmişti. Ne yazık ki Crystal kendisini tedavi eden doktorlara karşı hiçbir zaman tamamen dürüst olmadı. Onlara düşüncelerinden bahsettiği takdirde derhal bir psikiyatri hastanesine kapatılacağından korkuyordu. Bu yüzden Doktor West sabahki olayların, muayene sırasında Crystal'dan duyduğu versiyonunu anlattı. Sabah Crystal çok tedirgin bir şekilde uyandı ve sakinleşmek için dışarı çıkıp biraz temiz hava almaya ve dizüstü bilgisayarında videolar izlemeye karar verdi. Ancak videoların içeriği onu daha da tahrik etmiş ve gerginleştirmişti. Bir sigara içmeye karar verdi, ancak bir noktada sigaranın görüntüsünün değiştiğini ve tütün yerine yaprak içtiğini düşündü. Daha sonra Crystal kızı Gia'yı uyandırdı ve kız annesinden ona kahvaltıda mısır gevreği vermesini istedi. Crystal ise ona gidip duş almasını söylemişti. Hatırladığı bir sonraki şey kızını boğmaya çalıştığıydı. Eline bir bıçak almış ve içinde olduğuna inandığı anahtarı bulmak için kızını birkaç kez bıçaklamıştı. Doktor West'e göre Crystal tüm bunları yaptıklarının yanlış olduğunun farkında olmadan yapmıştı. Olay sırasında akıl hastasıydı ve delirmiş durumdaydı. Onun gözünde sadece oyuncak bebeğe benzeyen bir nesneyi kesiyordu ama hiçbir şekilde bir insanı, hele hele kızını kesmiyordu. Crystal ayrıca yaşananların önceden planlanmış bir cinayet olarak yorumlanamayacağını da sözlerine ekledi. Aynı şey bir klon olarak algıladığı Nancy'ye yapılan saldırı için de söylenebilirdi. West'e göre Crystal'ın 911'i aramasının tek nedeni, yerine geçtiği kızı Gia'yı geri getirme çabalarının başarısız olmasıydı. Crystal'ın kız kardeşi Samantha, geçmişte Crystal'ın kendisini izlediğini düşündüğü için sık sık telefonunun kamerasını koli bandıyla bantladığını hatırladı. Samantha ayrıca 2013 yılında Crystal'ın ciddi bir paranoya yaşadığını da hatırlıyordu. Ruhu halen saf olduğu için şeytanın kızını ele geçirmeye çalıştığını düşünüyordu. Aynı yıl Crystal 3 gün boyunca evinden uzak kalmıştı. Geri döndüğünde panik içinde eve koştu ve Tanrı'yı gördüğünü, ona bilmek istediği her şeyi söylediğini ve şimdi şeytanın yine onun peşinde olduğunu haykırdı. Kendini herkesten uzaklaştırdı ve uzun süre ağladı ama dışarı çıktığında iyi görünüyordu. 2015 yılında Samantha ve Crystal çocuklarıyla birlikte alışverişe çıktıklarında Crystal aniden kaçtı ve panik halinde kendini bir tuvalet kabinine kilitledi. Ajanların onu kovaladığını ve zorla kabinden çıkarmaya çalıştığını düşündü. Samantha rolünü oynamak ve onu çoktan gittiklerine ikna etmek zorunda kaldı. Samantha sık sık Crystal'ı evde bir gardırobun içinde bulurdu ve Crystal her zaman şeytandan ya da apanlardan saklandığını söylerdi. Crystal'ın annesi de ifade vererek Crystal, Samantha ve çocuklarının cinayetten kısa bir süre önce ortak bir akrabalarının evinde birlikte yaşadıklarını söyledi. Crystal 7 Ocak'ta Nikaragua'ya gidecekti ve kızıyla birlikte mülteci bir ailenin yanına taşınmayı planlıyordu. Ancak bunu yapmadan önce, eve yakın yaşayan bir akrabasından acilen gelmesi gerektiğini söyleyen bir telefon aldı.
eve vardığında polisin Crystal'ı gözaltına almaya çalıştığını görmüştü. Ona göre, Jia'nın ölümünden önceki son birkaç ay içinde Crystal daha sessiz davranmaya başlamış ve zamanının çoğunu odasında tavana bakarak geçirmişti. Ayrıca 5 yaşlarında erkek kardeşinin ona aile içi ilişkileri ciddi şekilde bozan şeyler yaptığını paylaştı. Buna ek olarak, 9 yaşından itibaren Crystal annesine sürekli olarak evlerinde çocuğun gölgesini gördüğünden şikayet etmiş ve evden taşındıktan sonra bile onu sık sık gördüğünü iddia etmeye devam etmişti. Ondan sadece hayalet olarak bahsediyordu. Annesine göre Crystal 21 yaşındayken, birisinin kendisini havalandırma deliğinden izlediğine dair endişe duymaya başlamıştı. Savcılık sonuç bölümünde, Samantha'nın daha önce anlattığı gibi, bu olayları sanığın kontrol edilemeyen davranışları ve paranoyası olarak gördüğünü vurgulamış ve bunları uyuşturucu bağımlılığıyla ilişkilendirmişti. Sanığın personel dosyasında madde bağımlılığıyla ilgili çok sayıda kayıt bulunmaktadır, bu nedenle savcılık, sanığın 5 Ocak sabahı yasa dışı maddeler kullanmış olabileceğini öne sürmüştür. Buna ek olarak, savcılık Crystal'ın 911 operatörüyle konuşurken ve hastanedeyken bir kez bile klonlardan veya oyuncak bebeklerden bahsetmediğini belirtmişti. Bunlardan ancak kanı alındıktan ve yasaklı maddeler için test edildikten sonra bahsetmeye başlamıştı. Savcılık ayrıca Samantha'nın Crystal tutuklandıktan hemen sonra polise Crystal'ın tüm zihinsel sorunlarını anlatma fırsatı bulamadığı gerçeğine odaklandı. Ancak, belki de sorunun uyuşturucudan kaynaklandığını bildikleri için bunu yapmamıştı. Savcılık, çağrılan tanıkların güvenilirliğini sorgulayarak, odaya sadece Crystal'ın cezadan kaçmasına yardımcı olmak için geldiklerini söyledi. Ayrıca, olay yerinde savcılığın kanıtları gizleme girişimi olarak yorumladığı birkaç çöp torbası bulundu. Savcılık, kanıtlardan kurtulmanız gerektiğini fark ederseniz, o zaman kesinlikle çok yanlış bir şey yaptığınızı fark edersiniz, dedi. Son olarak savcılık, Dr. West'in mahkemenin sanığın deli olduğuna karar vermesi için yalancı şahitlik ücreti aldığını, çünkü suçunu destekleyen tüm gerçekleri görmezden geldiğini öne sürdü. Jüri Crystal'ı tüm suçlamalardan suçlu buldu ve mahkeme onu cinayet suçundan şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ağırlaştırılmış saldırı suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Crystal şu anda Texas, Gatesville'deki bir ıslah tesisinde gözaltında tutulmaktadır. Bu eyalette suçluların bu tür suçlar için ölüm cezasına çarptırılması oldukça yaygındır. Crystal'ın böyle bir cezadan nasıl kurtulduğu sorusu belirsizliğini koruyor. Crystal kısa bir süre önce ıslah evlerindeki insanların mektup arkadaşı bulabildiği bir web sitesine kaydoldu. Profilinin açıklamasında şöyle yazıyor, "Herkese merhaba, ben nazik, neşeli ve sosyal bir kızım. Gülmeyi severim ve yeni olan her şeye açığım. İyi vakit geçirmeyi severim. Ruh sağlığı konusu benim için çok önemli ve ne yazık ki daha önce ciddiye almamıştım. Bu ders verildi ve burada benim inançlarımı paylaşan, insanları geçmişlerine göre yargılamayan insanlarla tanışmayı umuyorum. Sonuç olarak, ben de herkes gibi sıradan bir insanım. Müziği, dans etmeyi seviyorum ve şiire bayılıyorum. Burada yeni arkadaşlar ve hukuki yardım bulmayı umuyorum. Eğer benimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen adresinizi ekleyin ki size geri yazabileyim, diyordu. Long Goody, Florida'daki Cibola Club apartmanında yaşayan bir kız polisi arayarak Armando adlı bir bakım görevlisiyle tatsız bir tartışma yaşadığını bildirdi. Kız, Armando'nun kendisine çıkma teklif ettiğini ve kendisinin de onu reddettiğini söyledi. Hemen ardından 5 kilogramlık bir ağırlık oturma odasının penceresinden içeri girerek kızı korkutmuş ve hayatından endişe etmesine neden olmuştu. Polis memurları ise ihbardan kısa bir süre sonra olay yerine gelmişlerdi. Mağdur, Armando'nun suçu işlediğini görmemiş olsa da, polis memurlarına failin o olduğuna ikna olduğunu söyledi. Ne yazık ki, kız Armando'nun soyadını veremedi ve polis memurları şüphelinin yerini tespit edemedi. Sonunda kadın suç duyurusunda bulunmayı reddetti. 6 ay sonra Orlando'daki Ardon Villaları apartman kompleksi bir başka dehşet verici gizemin merkezi haline geldi.
Saibola Club dairelerinden 30 dakika uzaklıkta bulunan Ardon Apartman sakini ve çalışanı olan 19 yaşındaki Mia Marcano, ailesine ulaşmak için binmeyi planladığı uçağa hiç binmedi ve ortadan kayboldu. Kaybolmasıyla ilgili soruşturma ilerledikçe, yetkililer ilginç bir tesadüf öğrendi. Mia da kısa bir süre önce, kendisine teklifte bulunan tamirci Armando'yu reddetmişti. 19 yaşındaki Mia, zeki ve kararlı bir genç kızdı. Ailesine göre aslen Miami bölgesindendi. Flang Lisesi'nden 2020 yılında mezun oldu ve hiç vakit kaybetmeden Central Florida'daki Valencia Kolej'e giderek yüksek öğrenim hayalinin peşinden gitti. Mia genç, bağımsız bir kızdı ve komşuları tarafından utangaç, arkadaş canlısı ve sessiz bir kişiliğe sahip tatlı biri olarak tanımlanıyordu. Florida, Orlando'daki Ardan Villaları apartman kompleksine yerleşti, orada çalıştı ve hayatını için çabaladı. Bir kiralama ofisinde de çalışmış, yoğun programına rağmen sevdiği insanlara, özellikle de geniş ve birbirine sıkı sıkıya bağlı ailesine her zaman zaman ayırmıştı. Her yıl Miami Karnavalı'na gitmek, geçit törenlerine ve konserlere katılmak gibi aile geleneklerine büyük değer verirdi. Mia her zaman memleketi Miami ile iletişim halinde olmaya çalıştı. Fort Lauderdale'deki ailesini görmeyi dört gözle bekliyordu. Babası onun için Orlando'dan kalkan Southwest Hava Yolları ile sürpriz bir uçuş ayarladı. Yeniden bir araya gelme gününün tüm aile ve Mia'nın kendisi için neşeli bir gün olması gerekiyordu. Mia'nın uçağı akşam 19.30 ile 20.00 arasında kalkacaktı. Saat 17.00 sularında, işten sonra kendisini alacak bir araç bulmak için Uber üzerinden bir taksi rezervasyonu yaptı. Ancak Mia'nın annesine göre, Mia arabasını beklerken ve telefonda bir haber kaynağıyla konuşurken bir şeyler ters gitti. Mia'nın annesi, Mia mesajlara ve aramalara yanıt vermeyi bıraktığında giderek daha fazla endişelenmeye başladı. Havayolu çalışanları genellikle izin almadan uçağa biniş bilgilerini veremediğinden, aile Mia'nın uçağa binemediğini öğrenmek için uçak inene kadar beklemek zorunda kaldı. Aile daha sonra Mia'ya ne olduğunu öğrenmek için arkadaşını aramaya karar verdi. Evi kontrol edildi ama Mia hiçbir yerde görünmüyordu. Durum endişe verici bir durum aldı ve aile hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyordu. Saat 21.42'de polisle temasa geçtiler ve Mia'nın sosyal güvenlik kayıtlarının incelenmesini talep ettiler. Aynı zamanda Fort Lauderdale ailesi kuzeye, Orlando'ya yapacakları 3 saatlik yolculuk için hazırlanmaya başladı. Saat 22.07'de şerif yardımcısı Paulina, Mia'nın aile üyeleri tarafından karşılandığı Ardon villalarına vardı. Önce dışarıdan kolayca açılabilen bir pencereden yatak odasına baktı. Daha sonra Mia'nın komşusu dairenin kapısını açmak için geldi. İkisi de içeri girdi ama yatak odasının kapısı kilitliydi. Yan komşu pencereden yatak odasına tırmandı. Paulina kısa süre sonra onu yatak odasına kadar takip etti ve rahatsız edici birkaç ayrıntı fark etti. Bunlar arasında yatağın yapılmamış olması ve Mia'nın çok sevdiği oyuncak ayısının yastığının üzerinde kırmızı bir madde bulunması da vardı. Bir gardırop zemini bulundu ve bir mobilya parçası kapıya yaslanmıştı. Paulina tüm bu bulguların fotoğraflarını çekmiş ve Mia'nın aile üyelerine göndermişti. Bu bulguların olağan dışı olduğunu doğruladılar ve Mia'nın kayboluşuyla ilgili ek endişeler uyandırdılar. Yapılan bir görüşmede Mia'nın iş arkadaşı şerif yardımcısı Paulina Armando adlı apartman tadilatçılarından birinin Mia'ya ilgi gösterdiğini fark ettiğini söyledi. Ancak Mia'nın karşılık vermemesi üzerine Paulina tutanak tutmuş ve ek bilgi sahibi olanları şerif ofisiyle irtibata geçmeye teşvik etmişti. Şerif yardımcısı Paulina, dairede bulunan rahatsız edici detaylara rağmen Mia'nın büyük olasılıkla gönüllü bir kayıp kişi olduğu ve tehdit edilen bir kurban olmadığı sonucuna vardı. Değerlendirmesine dayanarak vakayı CID müfettişlerine ya da kayıp şahıslar dedektifine havale etmemeye karar verdi. 25 Eylül günü saat 12.29'da Paulina Şerif'in ofisini arayarak Mia'nın yatak odasının pencere kenarından koli bandı kullanarak parmak izi aldığını bildirdi. Mia'nın babası Marlon saat 03.52'de Şerif ofisini aramış gelmeleri gerektiğini söylemişti.
Mia'nın ailesi Fort Lauderdale'den dönmüş ve Pauline'an bir kez daha olay yerine dönmek için yardım istemişti. Arama sırasında daha fazla kanıt bulmayı başardılar. Mia'nın babası Marlon, şerif yardımcısı Pauline yatağın yanındaki mavi paspasın altında sarı bir maket bıçağı bulduğunu, ancak görünürde kan izi olmadığını söyledi. Buna ek olarak, aile üyeleri halının üzerinde yatağın orijinal yerinden oynatıldığını belirlemelerini sağlayan izler olduğunu bildirdi. Ayrıca Pauline güvenlik tarafından sağlanan eldivenler kullanılarak toplanan çeşitli elektronik cihazlar da vermişlerdi. Cihazların toplanması sırasında bir güvenlik görevlisi yardımcısı Pauline, Mia'nın ailesi ile gümüş renkli Ford marka arabası olan bir adam arasında süregelen bir çatışma olduğunu bildirmişti. Daha sonra Ardan villalarında bakım görevlisi olarak çalışan Armando olduğu anlaşılan adam, Pauline Armando'yu sorgulamak istediğinde gönüllü olarak karakola geldi. Polis görevlisi Armando'ya, Mia'nın ailesi, aracında açıkça görülebilen bir tornavida, bir cep telefonu kılıfı ve pembe bir battaniye tespit ettiğini söyledi. Sorgulama sırasında Armando, Tati adlı kız arkadaşının Mia'nın kayıp olduğunu bildirmesinin ardından kendisinin kendi isteğiyle karakola geldiğini söylemişti. Mia'yı en son öğleden sonra saat 3'te kulüp binasında gördüğünü iddia etmişti. Ancak aile üyeleri bir şeylerin ters gittiğini hissetmişlerdi. Bir süre sonra Armando, Paula'nın tesisteki binayı aramasına yardım etti ve o zaman Armando'nun bakım görevlisi olarak görevlerinin bir parçası olarak tüm odalara erişimi olduğunu öğrendi. Pauline Armando'nun gitmesine izin verdi çünkü o sırada onu gözaltına almak ya da tutuklamak için yeterli sebep yoktu. Sabah 8:40'ta Armando'nun Winter Park'taki dairesini izleyen aile üyeleri onu aracından inerken görmüşlerdi. Aile, Armando'nun mavi lastik eldivenleri, koyu renk bir kitap çantası ve Mia'ya ait olduğunu düşündükleri pembe bir battaniyesi olduğunu fark etti. Castleberry'deki polisle temasa geçtiler, ancak polis memurları yapabilecekleri çok az şey olduğunu çünkü bunun Orange County Şerif Ofisi'nin yetkisi altındaki bir kayıp vakası olduğunu söylediler. Mia'nın ailesindeki erkeklerden biri Armando'dan bir memur eşliğinde evinin sınırlı bir şekilde aranmasına izin vermesini istedi ve Armando da kabul etti. Kanıt değeri olan hiçbir şey bulunamadı ve dosya saat 11:52'de kapatıldı. Ki şerif yardımcısı, öğleden sonra meydana geldiği düşünülen kaybolma olayını takip etmek üzere Ardon villalarına geldi. Dosya kayıp şahıslar birimine devredildi ve dedektifler görüşmeler yapmak üzere olay yerine geldi. Görüşmeler sırasında, Cuma günü saat 16:34'te Mia'nın kapısına bir tamircinin geldiği öğrenildi. O gün Mia'nın dairesinde aktif bir iş emri olmamasına rağmen, Mia'nın erkek kardeşi Armando'nun Mia'ya, güzel olduğu için kaşap uygulaması aracılığıyla $600 ila $700 arasında para gönderdiğini doğruladı. Mia'nın iş arkadaşı, Mia ve Armando'nun romantik bir ilişki içinde olmadıklarını ve kendisine bu tür mesajlar göndermesini garip bulduğunu belirtti. İş arkadaşı ayrıca Armando'nun Mia'ya gönderdiği ve onu tatmak istediğini belirten bir başka mesajı da paylaştı. Bu mesaj daha sonra kanıt olarak kabul edildi. Mia'nın birden fazla iş arkadaşı bu mesajları doğruladı. Soruşturma sonucunda dedektifler Armando'nun evi için arama emri çıkarttı ve arama emrini soruşturma için şerif bürosuna teslim etti. 27 yaşındaki Armando hayatının büyük bir bölümünü Orlando'da geçirmişti. Colonial Lisesi'nden mezun oldu ve Carnegie Üniversitesi'nden atletizm bursu aldı. Ancak ikinci sınıfta, iddiaya göre şaka olsun diye yurt koridorunda küçük bir patlama gerçekleştirdikten sonra okuldan atılmıştı. Bundan sonra, kendi başına yaşamaya başlamadan önce birkaç yıl annesiyle birlikte yaşadı. Sorgulandığında, Armando'nun annesi onu pasif ve saygılı olarak tanımlamış ve hiçbir şey için sinirlenmesinin ya da üzülmesinin normal olmadığını belirtmişti. Ancak adamın sabıka kaydı bunun aksini göstermekteydi. 2013 yılında okul arazisinde ateşli silahla ateş etmekten tutuklanmıştı. Yetkililer ayrıca bu yılın başlarında başka bir apartmanda meydana gelen pencereden ağır bir cisim fırlatma olayından da onun sorumlu olduğuna inanıyordu. Polis Mia'yı aramaya devam ederken, 27 Eylül Pazartesi günü saat öğlen 1'de yapılması planlanan basın toplantısı, o sabah alınan bir 911 çağrısı nedeniyle ertelendi.
telefonda bir adamın Saybola Kulüp apartmanının garajında asılı olarak bulunduğu belirtiliyordu. Kısa bir süre sonra bir konferans görüşmesi yapıldı ve Şerif şunları söyledi: "İyi günler, bugün burada toplanmış bulunuyoruz çünkü 19 yaşındaki Mia'yı arama çalışmalarında tüm halkımızın yardımına ihtiyacımız var. Burada Mia'nın babası ve annesi Marlon ve Arkana'nın yanı sıra Mia'nın küçük erkek kardeşi Marlin ve teyzesi Koselle ile birlikteyim. Ayrıca büyük annesi Violet ve Joy da burada. Mia'nın nerede olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip olan herkesin lütfen bize ulaşmasını rica ediyoruz. Mia'nın kayıp olarak bildirilmesinin ardından dedektiflerimiz Mia'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheli kişinin kimliğini tespit etti, 27 yaşındaki Armando Manuel. Bugün erken saatlerde Armando, apartman kompleksinde ölü bulundu. İntihar ettiği anlaşıldı. Adamın aracı olay yerinde bulundu ve şu anda evrak işlemleri için şerif ofisine götürülüyor. Armando'nun ölümüyle ilgili soruşturma ilçe şerif ofisi tarafından yürütülüyor. Bu hafta sonuna kadar aktif olarak Armando'yu aramıştık ve Mia'nın halen kayıp olduğunu yinelemek istiyorum. Kaybolması şüpheli, dedektiflerimiz ve aile üyeleri açıkça ona korkunç bir şey olduğundan şüpheleniyorlar. Bu yüzden onu bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi aile üyesini birkaç söz söylemeleri için davet edeceğim. Aile şu anda herhangi bir soruya cevap vermek istemiyor. Ve teyzesinin dokunaklı sözleri, ben Mia'nın teyzesiyim. Bu mesaj senin için. Hayatta olduğunu biliyorum. Dışarıda bir yerlerde olduğunu biliyorum. Seni seviyoruz. Ailemizin güçlü olduğunu biliyorsun. Büyük bir ailemiz olduğunu biliyorsun. Seni eve getirene kadar tek bir gece bile huzur içinde uyuyamayacağımızı biliyorsun. Seni özlüyoruz. Güçlü olduğunu biliyoruz Mia. Ne zaman bir şey olursa, savaş, çünkü biz senin arkandayız. Annen, baban, büyük anne ve büyük baban, üvey annen, kardeşin, amcaların ve teyzelerin. Seni sevdiğimizi ve el üstünde tuttuğumuzu biliyorsun. Sen ailemizin prensesisin. Seni özlüyoruz ve senin için savaşıyoruz. Biz buradayız ve seni bekliyoruz. Bu aile Tanrı'ya inanıyor, umuda inanıyor ve iman ediyor. Ne zaman hazır olursan gel ve bize bir işaret ver, hemen orada olacağız çünkü seni sevdiğimi biliyorsun Mia, diyerek sözlerini tamamladı. Armando'nun cesedi apartman kompleksinde, aracı ise siyah koli bandının ve siyah saç telinin bulunduğu yerde bulunmuştu. Saçın kimliği adli tıp tarafından tespit edildi. Sonraki 5 gün boyunca yüzlerce kolluk görevlisi, arkadaşları, aile üyeleri ve toplum çeşitli adreslerde Mia'yı aradı. 2 Ekim'de Orange County Şerif Departmanı bir basın toplantısı düzenleyerek Mia'nın acilen aranmaya başlandığını duyurdu. Şerif, bunun herkese anlatmak istediği bir güncelleme olmadığını bildirdi. Daha önce Şerif Departmanı, Orange County'deki Güney Texas Caddesi'nde bulunan Timbers Apartmanları bölgesinde acil bir duruma müdahale etmişti. Orada Mia'ya ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Dedektifler, Mia'nın ailesine ne yazık ki trajik haberi bildirdiler. Perşembe günü size yüzlerce Orange County Şerif Ofisi çalışanının bu davaya kendini adadığını ve çok sıkı çalıştığını söylemiştik. Hepimiz sonucun farklı olmasını istedik. Peki Timbers apartmanına nasıl geldik? Cep telefonu kayıtları Armando'nun cuma akşamı saat 8 ile 9 arasında Timbers apartmanı ya da yakınında olduğunu gösteriyordu. O gece Mia'nın kaybolduğu bildirilmiş ve yaklaşık 20 dakika orada kalmıştı. Kayıtlarda Mia'nın kaybolduğu andan intihar ettiği ana kadar oraya gittiğine dair hiçbir şey yoktu. Sabah ilk iş olarak oraya arama ekipleri gönderildi. Mia'ya ait olduğu düşünüldüğü cesedi o zaman buldular. Kimliğinden oldukça emin olunsa da henüz adli tabiplikten bir rapor alınmamıştı. Otopsi ertesi gün Dr. Stephanie tarafından yapıldı. Doktor Stephanie, çürümenin ileri safhada olması nedeniyle ölüm nedenini belirleyemedi. Bununla birlikte, doktor, kayboluşunu çevreleyen kanıtlara ve koşullara dayanarak, ölüm nedeninin cinayet olduğu sonucuna vardı.
Daha sonra yapılan adli tıp testleri Mia'nın evindeki yastık ve yastık kılıfındaki kan ile Armando'nun arabasında bulunan bir etiket bandındaki saçın Mia'nın DNA'sıyla eşleştiğini doğruladı. Soruşturmaya dayanarak dedektifler şu sonuca varmışlardı. Mia'nın Armando tarafından öldürülmesinde en olası olaylar dizisi şunlar gibiydi. Saat 17.06'da bir güvenlik kamerası Mia'yı vardiyasının sonunda işten çıkarken ve evine doğru yürürken gördü. Armando'nun saat 16.32'den beri Mia'nın evinde olduğu ve pusuya yattığı düşünülüyordu. Yatağın durumundan, yerdeki kırık mücevherlerden, yastık kılıfındaki ve yastığındaki kan lekelerinden Armando'nun Mia'ya saldırdığı ve bir boğuşma yaşandığı belliydi. Armando'nun Mia'yı öldürdüğüne ve cesedini arabasının bagajına taşıdığına inanılmaktaydı. Saat 17.50-19.38 sularında Armando bölgeden ayrılmış ve Orange County'nin güney merkezine girmeden önce Orlando şehirleri üzerinden batıya yönelmişti. Sonunda saat 8.30 civarında, bir zamanlar ikamet ettiği Timbers apartmanına varmıştı. Daha sonra, çoğunlukla terk edilmiş, otlarla kaplı, binasız ve etrafta kimsenin olmadığı kompleksin uzak kuzeydoğu köşesine gitti. Mia'nın cesedini arabasından çıkardı ve kompleksin arkasındaki göle giden sık ağaçlı bariyerin arkasına yerleştirdi. Bacakları, kolları, yüzü ve boyun bölgesi, tamirat işlerinde kullandığı türden siyah bir koli bandıyla sarılmıştı. Kırmızı çantasını Mia'nın yanında yere bırakmış, iş gömleğini ve kanlı yastık kılıfını da çantaya koymuştu. Mia'nın ailesi ve avukatları bir basın toplantısı düzenleyerek Mia'nın yaşadığı apartman kompleksinin sakinlerinin güvenliğini sağlamak için daha fazlasını yapabileceğinin ve yapılması gerektiğini söyledi. Ekim 2021'de buna ek olarak aile, kızına karşı bir suç işlendiğine dair doğrudan kanıtlar varken kolluk kuvvetlerinin neden başlangıçta vakayı daha yakından incelemediğini merak ettiklerini söylüyor. Yastığının üzerinde kan vardı ve yatak odasının kapısının açılmasını engellemek için kapıya mobilya yaslanmıştı. Soruşturma memuru Armando'nun davranışları ve Mia'yı taciz ettiği konusunda uyarıldı. Aile, yardımcısına dairenin dağınık olduğunu ve Armando'nun arabasında olması gereken yerde olmayan bir battaniye ve oyuncak ayı bırakmış olabileceğini söyledi. En azından Armando'nun gözaltına alınması ve nispeten kısa bir gayri resmi sokak sorgusu yerine resmi olarak sorgulanması gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak şerif yardımcısı Pauline'a göre Armando'nun yanlış bir şey yaptığına dair elinde hiçbir kanıt yoktu. Bu yüzden gitmesine izin vermişti. İç soruşturmayla ilgili belgelerde, şerif yardımcısı Pauline'a bazı tehlike işaretlerini gözden kaçırdığını itiraf etti. Temmuz 2022'de Orange County Şerif Ofisi, şerif yardımcısı Pauline'a ve amiri onbaşı Daley'in medyanın ilgisini çeken Mia vakasında derhal harekete geçmedikleri sonucuna vardı. Müfettişler, Paula'nın Mia'nın odasındaki bir yastıkta kan bulunması ve yerde kırık mücevherler bulunması gibi önemli ayrıntıları amirine bildirmediğini tespit etti. Sonuç olarak Daley, Mia'nın kayboluşunu tehlike altındaki kayıp kişi yerine gönüllü kayıp kişi olarak sınıflandırmıştı. Bu da dedektiflerin Armando ile temasa geçmesini ve cezai soruşturma başlatmasını engellemişti. Soruşturmanın ardından Pauline 150 saat, onbaşı Daley ise 10 saat ücretsiz olarak görevden uzaklaştırıldı. Avukatı, uzaklaştırma cezasının yetersiz olduğunu ve şerif yardımcısı ve amiri için fesih de dahil olmak üzere daha ciddi sonuçlar gerektirdiğini savundu. Şerif John daha sonra yardımcısı Paula'nın işten çıkarılacağını belirtti ve kayıp şahıslara daha fazla dikkat çekmek için adımlar atacağına söz verdi. Mia genç, yetenekli ve enerji doluydu. Kaybolması ve öldürülmesi uluslararası alanda dikkat çekti ve Mia'nın ailesinin adaleti sağlamak için koordineli bir çaba göstermesini gerektirdi. Orange County Şerif Ofisi, FBI, komşu kolluk kuvvetleri ve yerel toplum adalet için mücadele etmek üzere güçlerini birleştirdi. Korkunç cinayet polis müdahalesinden önce işlenmiş olsa da, kolluk kuvvetleri davayı kapatmak ve Mia'nın ailesine ihtiyaç duydukları kapanışı sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla birlikte, apartman kompleksinin güvenlik kamerası görüntüleri gibi kayıp kanıtlar da dahil olmak üzere bazı önemli sorular halen cevaplanmayı beklenmektedir. Trajik kayıplarına rağmen aile Mia'nın anısına adalet için aktif olarak mücadele etmeye devam ediyor.
MİA Vakfı adında kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdular. Vakfın resmi web sitesine göre, ana hedefi iki amacı takip etmektir. Birincisi, kurbanların ölümünün cezasız kalmasını önlemek ve kaybolmasına karışanların adalete teslim edilmesini sağlamaktı. İkincisi ise, ailenin yaşadıklarını yaşamak zorunda kalmamaları için diğer kayıp kişilerin ailelerine destek sağlamaktı. MİA Vakfı, şüphelileri adalete teslim etmek ve soruşturma için doğru kaynakları sağlamak üzere kolluk kuvvetleri, avukatlar ve toplumla birlikte aktif olarak çalışmaktadır. Ailesi, çabalarının MİA'nın ölüm koşullarının aydınlatılmasına yardımcı olacağını ve onun ve diğer tüm kaçırılanlar için adalete yol açacağını umuyor. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Aşk bir savaş alanı olabilir, ancak sadakatsizlik aktif bir savaş alanıdır. Sadakatsizliğin sonuçları geçicidir ve muhakeme hatalarına yol açabilir ve tam gelişmiş aşklarda, ailelerde tahribat yaratabilir, birçok kırık kalp ve hatta bazen ölüm bırakabilir. Bu hikaye, kaderin yollarını kesiştirmek zorunda bıraktığı iki evli çiftin hayatlarını anlatacak. Asla karşılaşmamaları gerektiği halde aşk, ihanet ve hatta cinayetle karşılaşmışlardı. Robin ve Candy için bu ilk görüşte aşktı. Kaliforniya'da yerel bir spor salonunda tanıştılar ve neredeyse hemen ortak bir nokta buldular. Idaho'ya taşındıkları 2010 yılına gelindiğinde Rob ve Candy 15 yıldır birlikteydi ve iki genç kızları vardı. Boise'den sonra en büyük ikinci şehir olan, uygun yaşam maliyeti ve kayak, yürüyüş ve balıkçılık gibi birçok açık hava aktivitesiyle bilinen Meridian'a yerleştiler. Rob yerel şerif departmanında bilgisayar teknisyeni olarak istikrarlı bir iş bulurken, Candy de bir ceza hukuk firmasında son derece yetenekli bir avukat yardımcısı olarak kendini kanıtladı. Evlilikleri sağlam ve mutlu görünüyordu, ancak Rob'un ölümcül hatası nedeniyle işler dağılmaya başladı. Candy kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendi ve evliliklerini kurtarmak umuduyla evlilikleri üzerinde çalışmaya devam etmeye karar verdiler. Ancak aynı zamanda Candy başka bir sorunla daha karşılaştı. Idaho'ya taşınmasının üzerinden bir yıl geçmeden Eylül 2010'da Martin'in hukuk firmasındaki işinden kovuldu. Candy hem işte hem de evde beklenmedik zorluklarla karşılaştı ve bu da kendisini tatminsiz hissetmesine neden oldu. Candy, kişisel ve profesyonel yaşamındaki bu duygusal fırtınalar ve zorluklarla başa çıkmak için hukuk alanında yeni bir iş bulmaya kararlıydı. Arayışı sırasında, lisansını yeni almış 30 yaşında hevesli bir avukat olan Emmett Corrigan ile tanıştı. Buluşmaları ortak bir arkadaşları aracılığıyla ayarlanmıştı, ancak Emmett başlangıçta iş konuşuyordu ve sadece hukuk uygulaması için bir paralegale ihtiyacı vardı. Çok geçmeden aralarındaki bağlantı bir iş bağlantısından daha fazlası haline geldi. 2 hafta içinde ilişkileri fiziksel bir düzeye taşındı ve ikisinin de karşı koyamayacağı bir tutkuyu ateşledi. Ancak ne yazık ki, yeminini bozan tek kişi Candy değildi. Emmett hukuk alanında yükselen bir yıldızdı. Özgüveninin, girişkenliğinin ve yakışıklılığının ardında karanlık sırlar saklıyordu. Kendi hukuk bürosunu açmış, ceza davalarına odaklanmıştı. Sevgi dolu bir karısı ve 4 güzel çocuğu vardı. Ancak bu ailenin kapalı kapıları ardında, çevresindekileri şok eden şeyler oluyordu. Emmett agresif, kurnaz ve acımasız bir adam olarak tanımlanıyordu. Hukuk bürosuna büyük başarı planlarıyla başladı ve hayallerine ulaşmak için nitelikli ve kendini işine adamış bir stajyere ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu nedenle Ekim 2010'da Candy'yi işe aldı ve kısa sürede firmanın değerli bir üyesi olarak kendini kabul ettirdi. Ancak aralarındaki ilişki profesyonel olmaktan çok uzaktı ve bu fark edilmedi. Candy bir röportajında şunları söyledi, Emmett ile bir iş yemeğinde tanıştım. Onun için çalışmamla çok ilgilendi. Her sabah ofisime geliyor ve bana sürekli e-posta gönderiyordu. Bir sabah ofis için bazı şeyler almaya gittik ve o zaman beni öptü. Dedi ki, gerçekten üzgünüm, bunu yapmak zorundaydım. Kendi kendime ne yaptığını düşündüm, benden 10 yaş küçük bir adama neyin yakışmadığını fark ettim.
Asistanının bana 4 çocuğu olduğunu ve karısının ona çok kötü davrandığını söylediğini hatırlıyorum. Sanırım içten içe bana yaptığının yanlış olduğunu biliyordu ama bunu nasıl değiştireceğini bilmiyordu. Sanırım durum üzerinde bir kontrol hissi vardı ve değişikliklerden dolayı gördüğü ilgi, çalkantılı ilişkilerine dair söylentilerin hızla şirkette yayılmasına neden oldu. Ve cinsel bir ilişki içinde oldukları gerçeği etraflarındaki herkes tarafından görülebiliyordu. Bu da sevgililerin etrafındaki dedikoduları daha da körükledi. Aynı zamanda Candy yeni işine alışmaya çalışırken, bir önceki iş yerinde ölümcül bir hata yaptığı ortaya çıktı ve kısa süre sonra bunun hesabını vermek zorunda kaldı. Emmet tarafından Martin Hukuk firmasında işe alındıktan birkaç hafta sonra, önceki işvereni mali tutarsızlıklar nedeniyle onu polise ihbar etti. Bir denetimin ardından, Candy'nin yasal sorunlar ve kişisel çalkantılar nedeniyle iş müşterilerinden 32.500 doları kişisel hesaplarına aktardığı iddia edildi. Candy'nin hayatı, kocası Rob'un metresiyle olan ilişkisini bırakıp eve dönmesiyle hızla altüst oldu. Emmet'in hukuk bürosuna katıldığında karısının işteki davranışlarından giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Emmet'i ilk günden beri sevmiyordu ve bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Şüpheleri belirginleşti ve karısına mesajlar yazdı, Emmet ile iletişim kurmaya devam etmen ve bu mesajları silmen beni şok etti. Aynı şeyi ben yapıyor olsaydım, telefonunu bana fırlatır ve böyle biriyle yazışmalarımı kontrol etmemi talep ederdin. Benim gözümde dibe vurdum. Emmet ile iyi şanslar, ikinizin arasındaki romantizm kaybolduğunda yapayalnız kalacaksın, dedi. Ocak ayı sonlarında Rob ve Emmet, Emmet'in ofisinin önündeki otoparkta hararetli bir yüzleşme yaşadı. Olayın ardından Emmet Facebook'unda Rob'u sadece niyetlerinden bahseden ama bunu gerçekleştirmeyen bir korkak olarak nitelendiren bir gönderi yayınladı. Candy gece geç saatlerde Rob'dan, keşke bu gece yanında olabilseydim, şeklinde bir mesaj aldı ve bu Rob'un dikkatini çekti. Sinirlenen Rob, Emmet'i aradı ve böyle bir zamanda karısıyla neden iletişime geçtiğini sordu. Çok geçmeden iki adam Rob'un evinin ön kapısında yüz yüze geldi. Gerginlik hissediliyordu ve neredeyse kavga ediyorlardı. Tartışmanın ardından yıkılmış bir halde Candy'nin yanına gelen Rob şöyle dedi, "Sen kazandın, ben yarışamam. O genç, yakışıklı ve bir avukat. Ona bir sürü iş getirdin. Bende onda olan ne var?" dedi. Rob'un kalbi kırılmıştı. Emmet ile yaşadığı sorunlar birkaç hafta sonra Emmet'in yeni bir Facebook gönderisi yayınlayarak Rob'u kendini savunamaması nedeniyle bir kez daha aşağılamasıyla başladı. Bunun çok komik olduğunu belirtti ve abonelerine bir sonraki olayı özel olarak kameraya çekeceğine dair söz verdi. Şimdi de bunu herkesin önünde yapacağına söz verdi. Emmet, Rob'u küçük düşürecek bir şey yaparak ilgi çekmeye aç görünüyordu. O arada, Emmet'in karısı Asley, 5. hamileliğinin son aşamalarındayken, onun aylardır kendinde olmadığını fark etti. Evden uzakta çok fazla zaman geçiriyor ve çocukları için endişeye neden oluyordu. Korkularına rağmen Asley, kocasıyla yeniden bağlantı kurmayı umarak yaklaşan evlilik yıldönümlerini dört gözle bekliyordu. Ancak Emmet, evliliğini kurtarmak için çaresizce bir vücut geliştirme konferansına katılacağını bildirince umutları suya düştü. Aralarındaki tutkuyu yeniden alevlendirmek için bir plan yapmış olsa da, ne yazık ki Emmet ve Candy'nin kendi planları olduğunu fark etmemişti ve bu da olayların tehlikeli bir hal almasına neden oldu. 11 Mart sabahı Candy, Emmet ile birlikte bir boşanma avukatıyla görüştü. Daha sonra mahkemede verdiği ifadede boşanmayı hiçbir zaman ciddi olarak düşünmediğini ve Emmet'in kendisini bu konuda teşvik ettiğini söyledi. Daha Arival gazetesi daha sonra Emmet'in onun adına boşanma evraklarını doldurduğunu bildirdi. O günün ilerleyen saatlerinde Candy akşam 6'da işten çıktı. Eve vardığında Rob'u garajda buldu ve ikisi arasında bir tartışma başladı. Bu sırada Rob, Candy'nin ilişkilerine ilgi göstermemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Hayal kırıklığına uğrayan Rob, saat 20.45 sularında evden çıkmış ve Candy de kısa bir süre sonra onun peşinden evden ayrılmıştı. Evden uzaklaşırken Emmet'i aradı ve ona bir reçete almak için Walgreens eczanesine gideceğini söyledi. O arada Asley, Emmet için özel bir akşam yemeği hazırladı.
ancak ne olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Emmet geç geldi ve akşamın bir noktasında çoktan yemek yediğini söyledi. Asley uygun bir an olduğunu düşünerek onu öpmek için eğildi, ancak Emmet onu üzerek geri döndü. Evliliklerindeki sorunlar hakkında onunla konuşmaya karar verdi, ancak o öfkeyle tepki verdi, ardından cep telefonu çaldı ve diğer odada cevapladı. Arayan Candy'di ve Walgreens'e gideceğini söylüyordu, adam da onunla buluşmayı kabul etti ve kafası karışmış Asley'i yalnız bıraktı. Adam yola çıkarken Asley ona kalması için yalvardı, ama adam soğuk bir şekilde, "Bana ne yapacağımı söyleme," diye cevap verdi. Emmet, Candy ile Walgreens'te buluştu ve arabasına bindi. En yakın tenha yere gittiler ve orada o gün ikinci kez ilişkiye girdiler. Bu sırada Candy'nin kızı arabayla bir eczanenin önünden geçerken annesinin otoparktaki BMW'sini fark etti. Hemen Candy'yi aradı ama cevap alamadı. Kafası karışan kız, neler olduğunu öğrenmek için babasını aradı. O arada Rob olay yerine geldi ve Candy'yi aramaya başladı. Nihayet 17 dakika sonra ona telefonla ulaşmayı başardı ve bir erkek sesi duyunca çok şaşırdı. Bu kişinin Emmet olduğunu anladı. Çileden çıkan Rob, Emmet'e kafasını kıracağını ve onu beklemesini söyledi. O akşamın ilerleyen saatlerinde Rob, Candy ve Emmet ile yüzleşti. Rob bir silah çıkardı ve eşofmanının cebine sakladı. Emmet ve Candy'ye yaklaştı ve neler olduğunu sordu. Emmet onunla birlikte olmak istemediğini söyledi. Rob daha sonra Candy'nin Emmet ile birlikte olamayacağını çünkü 5 çocuğu olduğunu söyledi. Daha sonra Emmet'e döndü ve hamile karısının evde olduğunu, kendisinin ise Candy ile dışarıda olduğunu söyledi. Sonra Candy her şeyin bittiğini anlayarak onları ayırmaya çalıştı. Arabasına yöneldi ama birden her şey değişti. Kaos başladı ve Candy 911'den polisi arayarak iki adamın yerde yattığını ve ne olduğunu anlamadığını ama bir silah sesi duyduğunu söyledi. Olay yerine gelen polis Rob'u ayakta, Emmet'i ise yerde yatarken buldu. Emmet başından ve göğsünden kurşun yarası almıştı. Zamanında tıbbi müdahaleye rağmen, kafatasındaki ciddi yaralanmalar nedeniyle durumu kritikti. Ne yazık ki kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Rob olayın başka tanığı olmadığı için tutuklandı. Candy, tartışmaya yol açan koşulları açıklığa kavuşturmak için sorgulanmak üzere çağrıldı. Emmet ile herhangi bir romantik ya da cinsel ilişkisi olduğunu reddetti ve sadece onunla şehirde dolaştığını söyledi. Ayrıca vurulma anında neler olduğunu bilmediğini ve Rob'un yanlışlıkla düşürdüğü silahı bulduğunu iddia etti. Rob suçsuz olduğunu savundu ve 1 milyon dolar kefalette gözaltına alındı. Candy'nin ise kanunla başı derde girmeye devam etti. 2 aydan biraz fazla bir süre sonra polis Candy'yi büyük hırsızlık suçlamasıyla tutukladı. İddiaya göre önceki işvereninden aldığı 32.500 doları zimmetine geçirmişti. Duruşmaya kadar 100 bin dolar kefalette serbest bırakıldı. Duruşmada savcılık, Emmet'in taammüden öldürüldüğü iddiasını destekleyecek kanıtlar sundu. Rob'u, karısının sevgilisinin izini sürmeye kafayı takmış öfkeli ve kıskanç bir adam olarak tasvir ettiler. Rob'un silahı kendisine doğrultmadan önce Emmet'i 2 kez vurduğu iddia edildi. Önemli kanıtlar arasında Rob'un ellerindeki barut kalıntıları, karısını sadakatsizlikle suçlayan e-postalar ve toplantıya giderken yanında götürdüğü silah yer alıyordu. Savcılık, birine ciddi şekilde zarar vermeyi amaçlamayan hiç kimsenin silahlı olmayacağını söyledi. Savunma, Rob'un ancak karısının patronuyla ilişkisi yüzünden deliliğin ve aşağılanmanın eşine geldikten sonra öfkelenmeye başladığını ileri sürdü. Emmet'i çok agresif ve öfkeli bir adam olarak göstermeye çalıştılar. Tartışma sırasında Rob'un eşofmanının cebinden bir silah düştüğü ve Emmet'in silaha ilk uzanan kişi olduğunu ve bundan sonra ne olduğunu hatırlamadığını ifade etmişti. İfadesi sırasında Candy birçok çelişkili beyanda bulundu. Vurulma olayıyla ilgili ifadesi ön soruşturmadaki ifadesinden farklıydı. Örneğin, duruşmada 3 el silah sesi duyduğunu ifade etmiş ve bunları bir patlama sesi, ardından bir duraklama ve peş peşe 2 patlama sesi olarak tanımlamıştı.
Buna karşılık, kendi başlangıçta iki el ateş edildiğini ve jürinin son talimatları sırasında üçüncü bir el ateş edildiğini belirtmişti. Yargıç, 31 yıllık uzun kariyeri boyunca kendi kadar çelişkili ifade veren bir tanıkla daha önce hiç karşılaşmadığını belirtti. Son talimatların ardından jüriden Rob'un kaderine karar vermesi istendi. Emmet'in öldürülmesi bir nefsi müdafaa eylemi miydi yoksa cinayet miydi? Sonunda jüri, 7 saat süren müzakerelerin ardından oy birliğiyle bir karara varabildi. Jüri, Rob'u ikinci derece cinayet işlemekten suçlu buldu. Daha hafif bir suç olan cinayetten suçlu bulundu ve birinci derece cinayetle suçlanmadı. Daha sonra 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve şartlı tahliye için uygun hale gelmeden önce en az 17 yıl hapis yatması gerekiyordu. Hapishane kayıtlarına göre Rob, Coney County'deki Idaho Islah Kurumu'nda hapsedilmeye devam ediyor ve 2028 yılında şartlı tahliye için uygun olacak. Ne yazık ki aile için yasalarla olan sorunları devam etti ve kendi Nisan 2013'te büyük hırsızlık suçunu kabul etti ve daha sonra 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk şartlara göre, şartlı tahliye için uygun hale gelmeden önce en az 2 yıl hapis yatması gerekiyordu. Kandi'nin şansına, yargıç daha sonra onu bir yargı yetkisi tutma programına yerleştirdi ve bir hapishane tedavi programında 2 yıl yerine yaklaşık 6 ay hapishanede geçirmesine izin verdi. Sonuç olarak Kandi Haziran 2014'te hapisten çıktı ve 2026'ya kadar şartlı tahliyede kalacak. Kandi ve Asley, farklılıklarını çözmeye çalışmak ve iyileşme yolunda bir adım atmak için Amerikan Gündüz Televizyon programı Dr. Phil'e çıkmayı kabul ettiğinde, ölümcül silahlı saldırının üzerinden 3 yıldan biraz fazla zaman geçmişti. Program için verdiği bir röportajda, bu aileyi kendisinin yok etmediğini, ancak tek suçlunun kendisi olduğunu açıkladı. Kandi, Asley'nin kendisini ucuz ve önüne gelenle yatan biri olarak olumsuz bir şekilde göstermesinden dolayı incindiğini ifade etti. Emmet burada olsaydı, onun yanlış yolda olduğunu onaylayacağını söyledi. Ancak Kandi, eylemlerinin onu bir kişi olarak tanımlamadığını vurguladı. Kandi'nin Asley'e yaklaşma yasağı verilmişti ve bu yasak sadece bu program için kaldırıldı. Kandi, Asley'den alenen özür diledi ancak Asley, Kandi'nin kendisine ve ailesine yaşattığı acının farkına varması gerektiğini belirtti. Yaşadığı onca aşağılanma ve acıdan sonra halen gücünü ve saygınlığını koruyabildiğini savundu. Sunucu, Asley'e kocasının başka bir kadının önünde kendisine ihanet ettiğini öğrendiğinde ve ona veda etme şansı bulamadığında neler hissettiğini sordu. Asley, kocası için yeterli olmadığını fark etmenin aşağılayıcı olduğunu itiraf etti. Birinin bu kadar ileri gidip kocasını öldürmeye istekli olması, Emmet'in onunla hiçbir zaman gerçekten ilgilenmediğini gösteriyordu. Ayrıca sevgilisinin medeni durumunu bildiği halde yine de onunla kaldığı için Kandi'yi suçladı. Ayrıca, kocasıyla birlikte olmak için bebeğini kendi evlerinde bıraktığı için Kandi'yi azarladı. Asley, Emmet'in öldürülmesinden yıllar sonra, tüm bu durumu inanılmaz derecede aşağılayıcı ve adaletsiz buluyor. Kendisinin ve diğer travma mağdurlarının bu trajediyi atlatmalarına yardımcı olmak için, Vazgeçmediğimiz Anlar adlı bir blog oluşturmaya karar verdi. Blogu, insanların teselli bulabileceği bir platform haline geldi. Asley ayrıca kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu ve mağdurların travmayla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir stand açtı. O zamandan beri yeniden evlendi ve şu anki eşiyle ortak iki kızları var. Aynı zamanda motivasyonel konuşmacı ve yazar olmuştur. Asley ve kocasının çocuklarıyla birlikte iyi durumda olduklarına dair bilgilerin bulunduğunu belirtmek önemlidir. Kandi'nin hikayesi ve Emmet'in vurularak öldürülmesi, sadakatsizliğin ve kontrolsüz duyguların yıkıcı etkilerini trajik bir şekilde hatırlatmaktadır. Bununla birlikte, değerleri yeniden tanımlamak ve değer verdiklerimizde anlamlı ve kalıcı bağlar kurmak için sevgi, güven ve saygının çok önemli olduğu daha güçlü ilişkiler kurmak için de bir fırsat sunmaktadır. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.
Londra'nın en göz alıcı ve lüks mağazalarından birinde iş günü sona ermek üzereyken aniden silah sesleri duyuldu ve insanlar olası bir soygun ya da terör saldırısından korkarak kaçışmaya başladı. Ancak polis olay yerine ulaştığında, bunun rahatsız edici bir dizi olayın trajik doruk noktası olduğu kısa sürede anlaşıldı. 22 yaşındaki Claire Bernal, Kent bölgesindeki Grumbirit kasabasında doğdu. St. Gregory's Katolik Komprehensive Okulu'ndan mezun olduktan sonra Kent Kolej'e devam etmiş ve burada ulusal mühendislik lisans diploması almıştı. Claire utangaç, nazik ve çok düşünceliydi, her zaman başkalarını düşünür ve asla kimse hakkında kötü konuşmazdı. Bir noktada hayatını kozmetikle ilişkilendirmeye karar verdi, böylece cilt bakımı kursları aldı ve tiyatro makyajı yapmaya başladı. Çok geçmeden emeklerinin karşılığını aldı ve Harvey Nichols mağazasında güzellik danışmanı olarak işe başladı ki bu onun için hayalindeki işti. Harvey Nichols Londra'nın en ikonik mağaza zincirlerinden biriydi. Claire meslektaşları ve arkadaşları arasında popülerdi. Hoş bir kişiliğe sahip, kültürlü ve sessiz biri olarak tanımlanıyordu. Güneydoğu Londra'daki Dulwich'e taşındı ve aynı zamanda iş arkadaşları olan iki ev arkadaşıyla birlikte yaşadı. Claire Londra'daki hayata başarılı bir şekilde adapte oldu, yoğun şehir hayatı heyecan vericiydi ve her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye hevesliydi. Harvey Nichols'ta çalışırken güvenlik görevlilerinden biri olan 30 yaşındaki Michael ile tanıştı. Gençler iyi bir şekilde sosyalleşmeye başladı ve adamın Claire'a çıkma teklif etmesi uzun sürmedi. Bu olay 2005 yılının Ocak ayında gerçekleşti. Michael, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya çifte vatandaşlığına sahipti. Daha önce Slovakya'da askerlik yapmış, ancak Bratislava'daki Birleşik Devletler Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra firar suçundan yargılanmıştı. Daha sonra Birleşik Krallığa taşınmıştı. Gelişinden kısa bir süre sonra Harvey Nichols'ta güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Claire ve Michael 3 hafta boyunca birkaç kez buluşmuştu. Claire'ın annesi Tricia daha sonra Michael'ın biraz daha yaşlı olduğunu ve boşanma sürecinde olduğunu söyleyecekti. Her annenin kızı için isteyeceği ideal durumdan çok uzaktı. Kızın da adama aşık olduğu söylenemezdi. Michael'ın ilgisi Claire'ın gururunu okşuyordu, Michael ona sevgi gösterilerinde bulunuyordu ve ona olan aşkını çok çabuk ilan ediyordu. Daha sonra Claire'ın kuzeni Christian, çok kısa bir süre sonra ona kendisini sevdiğini söyledi. Bu kırmızı bir bayraktı, çünkü o noktada 3'ten fazla randevuları olmamıştı. İlk kırmızı bayrak ilk buluşmada geri geldi. Bu buluşmadan sonra Claire annesini aradı ve Michael sürekli onunla birlikte olmak istediğini ve arkadaşlarıyla görüşmesinden hoşlanmadığını söylediği için kendisini çok garip hissettiğini anlattı. Eve gitmesinden de hoşlanmadığını söyledi ve her şey çok hızlı geliştiği için boğuluyormuş gibi hissettiğini ekledi. Zaman geçtikçe daha da kötüleşti, Michael Slovakya'ya yaptığı bir seyahatten döndüğünde, bavulunu Londra'da sürüklemek istemediği için Claire'ın kendisini havaalanında karşılamasını istedi. Daha sonra Claire'ın dairesinde kalmak istediğini söyledi. Daha önce sadece birkaç kez buluştukları için, bu durum kızın kafasını karıştırdı. Claire ondan dairesini terk etmesini istediğinde, Michael kalmak konusunda kararlıydı. Uzun süren ikna çabalarından sonra Claire onu tren istasyonuna kadar yürümeye ikna edebildi. Ancak Michael trene binmeyi reddetti. Claire bu kadarının yeterli olduğuna karar verdi ve Michael'a her şeyin bittiğini söyledi. Ancak o bunu kabul etmedi ve gitmeyi reddetti. Michael yaklaşık 2 saat boyunca Claire'ın dairesinin dışında kalmış, ona sözlü tacizde bulunmuş ve komşusuna bağırmıştı. Claire ile konuşana kadar gitmeyi reddetmişti. Sonunda komşu onu içeri almayı reddetti ve Michael oradan ayrıldı. Ertesi gün Michael, Claire'ı bir buket çiçekle evine bıraktı ancak Claire ilişkinin bittiğini ve ilgilenmediğini söyledi. Yine de dehşet verici tacizler başladı. Michael telefonla aramaktan ve günde 50 kez mesaj atmaktan vazgeçmiyordu. Claire, numarasını değiştirirse, Michael'ın kısa süre içinde yeni numarasını öğreneceğini ve onu taciz etmeye devam edeceğini fark etti. Michael onu iş yerinde de izledi ve gözünü ondan ayırmamak için aynaları kullandı.
Claire'ı kendisiyle konuşmaya ikna etmek için diğer çalışanlara baskı yaptı. Claire onunla konuşmaya çalıştı ve kendisini taciz etmeyi bırakmasını istedi ama Michael onu dinlemedi. Bir gün Claire işten çıkarken, güvenlik görevlisi üniformasıyla onu takip etti, yakaladı ve onu sevdiğini ve onun da kendisini sevdiğini bildiğini haykırmaya başladı. Claire onu ikna etmek için elinden geleni yaptı ve onu sevmediğini söyledi. Bunun üzerine adam ona bağırdı, "Evet beni seviyorsun, seni aptal küçük kız." Mesajları giderek daha korkutucu hale geldi ve mesajlarından birinde, "Eğer ben sana sahip olamazsam, kimse olamaz," yazıyordu. Bu durum aylarca devam etti ve Claire'ın çevresi Michael'ın neyin peşinde olduğunu anlamaya başladı. Bir meslektaşı daha sonra Michael'ın kızı takip ettiğinin herkes tarafından bilindiğini açıkladı. Michael'ın takibi Claire'ın işini de etkiledi. Geç kaldığı ve işe konsantre olmakta zorlandığı için sorunlar yaşamaya başladı. Mart 2005'te Claire eve dönerken Michael'ın metro istasyonunda kendisini beklediğini fark etti. Kaçmak için çaresizce trene atladı, ancak Michael aynı vagona binmeyi başardı ve onun karşısına oturdu. Tren bir sonraki durağa yaklaştığında inip kaçmaya çalıştı ama Michael inip onu zorla itti. Daha sonra başka bir trene binmeyi başardı, ancak Michael hemen arkasındaydı. Claire, Michael'ın kendisini takip etmeyi bırakmaması halinde onu polise ihbar edeceğini söylemiş, adam da ona, "Beni ihbar edersen seni öldürürüm," diye cevap vermişti. Claire tek istediğinin onu rahat bırakması olduğunu ve eğer bırakırsa polise gitmeyeceğini söyledi. Adam ona gülümsedi, yüzünü okşadı ve onu öpmeye çalıştı. Claire onu itti ve adam bir sonraki durakta, trenin henüz hareket etmediği bir noktada indi. Adam trenin camına vurmaya ve el sallamaya başladı. Claire şok olmuş ve korkmuştu. Ağlayarak annesini aradı ve olanları anlattı. Ailesi için çocuklarının böyle bir şey yaşadığını görmek inanılmaz derecede zordu. Claire'ın kuzeni daha sonra, sadece ona bakarak Michael'ın kendinde olmadığını ve tehlikeli olduğunu hissedebildiğini söyleyecekti. Buna daha fazla katlanmayı reddeden Claire her şeyi patronu güvenlik şefi Harvey Nichols'a anlattı. Kendisi eski bir polisti ve her şeyden haberdar olduğunda sizi ciddiye alıyordu. Nichols kamera kayıtlarını izledi ve kısa süre içinde adamın kızı takip ettiğine ikna oldu. Diğer mağaza çalışanlarıyla da konuştu ve Michael'ın neler yaptığına dair şikayet ve raporlardan oluşan bir dosya hazırladı. Michael, binanın farklı bir katında bulunan mağazanın başka bir bölümüne transfer edildi. Ancak bu durumu değiştirmedi ve sürekli Claire'ın bölümünde görünmeye devam etti. Bu nedenle onu güvenlik şefi görevinden almak zorunda kaldılar. Korumalar Claire'a onu polise ihbar etmesini tavsiye etti ve tahmin edilebileceği gibi Michael, kızı yetkililere giderse öldürmekte tehdit etti. Claire ilk başta polise gitmekte tereddüt etti, annesi de aynı fikirdeydi. Ancak dönüm noktası, Michael'ın bir yandan avukat olmak için çalışırken bir yandan da dükkanda yarı zamanlı çalışan başka bir çalışandan, birisinin cinayet işlemesi halinde ne ceza verileceğini öğrenmeye çalıştığının ortaya çıkmasıyla geldi. Bu durum Claire'ı korkutmuş ve acilen polisle temasa geçmesine neden olmuştu. Michael'dan işe gelmesi istendi ve burada polis tarafından karşılandı ve tutuklandı. Hemen ardından güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işinden kovuldu. Claire annesine onu gördüğünü ve çok sinirli olduğunu fark ettiğini söyledi. Claire annesinin onun başının belaya girmesini istemediğini söylemesine üzüldü. Sadece durmasını istemişti. Adam sorgulanmak üzere karakola götürüldü ve anlattıkları Claire'ınkinden tamamen farklıydı. İlişkiyi bitiren kişinin kendisi olduğunu ve Claire'ın ona kendisini sevdiğini söylediğini anlattı. Daha sonra ondan ayrıldığı için pişman olduğunu, bu yüzden geri döndüğünü ancak kızın onu kabul etmediğini de ekledi. Michael onu üzdüğü için üzgün olduğunu söyledi ama onu öldürmekle tehdit ettiğini reddetti. Diğer her şeyi kabul etti ve sadece kızın ilişkiye devam etmek isteyip istemediğini öğrenmek istediğini söyledi. Polis Claire'ın ifadesini almış ancak tacize tanık olan iş arkadaşlarının ya da ev arkadaşlarının ifadesini almamıştı. Resmi bir risk değerlendirmesi de yapılmadı.
Claire'ın anlattıkları dışında, polisin elinde onu öldürmekle tehdit ettiğine dair hiçbir kanıt yoktu. Michael daha sonra masum kişilere yaklaşmama emri uyarınca kefaletle serbest bırakıldı. Claire'ı görmesine ya da çalıştığı dükkanı ziyaret etmesine izin verilmediği anlamına geliyordu. Tutuklanması onu durdurmadı ve sadece iki gün sonra tekrar kızın kapısına gelerek pencereden ona el salladı. Claire polisi aradı ancak polis geldiğinde Michael kaçmıştı ve hiçbir işlem yapılmadı. Claire ve ev arkadaşları ondan uzaklaşabileceklerini umarak taşınmaya karar verdiler, ancak sadece birkaç gün sonra, 10 Nisan'da Michael yeni evlerinin kapısında belirdi. Claire polisi tekrar aradı, ancak tıpkı geçen seferki gibi polis geldiğinde Michael gitmişti. Claire bir polis arabasına bindi ve onu bulmak için beraber mahallede dolaştılar, sonunda da başardılar. Michael işbirliği yaptı ve hatta kelepçelemeleri için polis memurlarına bileklerini uzattı. Endişeli görünmüyordu ve sadece Claire'a gülümsedi. Michael kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmış ve 1997 tarihli tacizden koruma yasasının 2. bölümü uyarınca suçlanmıştı. Michael, sonraki 8 günü geçireceği Balmorges cezaevine gönderildi. Daha sonra 31 Ağustos'ta yapılması planlanan mahkemeye katılması için kefalette serbest bırakıldı. Kinitrid'e gitmemesi ya da Claire'la herhangi bir şekilde temas kurmaması şartıyla Michael'ın mahkemeyi beklemesi söylendi. O arada Claire ve annesi doğum gününü kutlamak için Floransa'ya tatile gitmişti. Orada 5 gün geçirdiler ve Claire her anın tadını çıkardı. Annesi ona, yaşadığı onca şeyden sonra bu gezinin çok iyi geleceğini söyledi. Claire bu süre zarfında nihayet rahatlayabilmiş ve eğlenebilmişti. Michael ise Slovakya'ya döndü ve burada bir atış poligonunu ziyaret ederek ateşli silah sahibi olmaya hak kazanmak için eğitim aldı. 14 Haziran'da silah sahibi olma sınavını geçti ve bir ay sonra ateşli silah ruhsatını aldı. Ayrıca bir tabanca satın almış ve kaydettirmişti. Michael 20 Temmuz'da otobüs ve feribotla Birleşik Krallığa geri dönmüş ve silahı bavuluna koyarak kaçırmayı başarmıştı. Duruşma yaklaşırken Claire ifade vermek üzere çağrılmayı bekledi. Ancak 31 Ağustos'ta Michael aniden savunmasını suçlu olarak değiştirdi. Bu duruşma olmayacağı ve Claire'ın onunla yüzleşmek zorunda kalmayacağı anlamına geliyordu. Daha sonra Claire, çektiği tüm acıların nihayet sona ermiş olmasından dolayı rahatlamıştı. Artık sadece hayatına devam etmek istediğini söyledi. Claire 13 Eylül 2005'teki duruşmadan beri Michael'ı görmemişti ve hayatı normale dönüyor gibi görünüyordu. O gün her zamanki gibi başladı ve Claire işe gitti. Müşterilere hizmet ederken saatler geçti. Mesaisinin bitmesine sadece 10 dakika kalmıştı. Birkaç müşteri dükkanda geziniyordu ve dükkan genel olarak sessizdi. Kapanış saati yaklaşıyordu ve iş arkadaşlarından biri kapanış saatine sadece birkaç dakika kaldığını gösteren saatine işaret etti. Claire ona gülümsedi ve sonra iş arkadaşlarından biri Claire'ın arkasında bir gölgenin belirdiğini fark etti. Claire bunun kendisiyle buluşmaya gelen erkek arkadaşı olduğunu düşündü. Gölge daha sonra kolunu kaldırdı ve bir silah salladı. Michael, Claire'ı başının arkasından vurdu ve Claire yere düşerken de yüzüne 3 el ateş etti. Bunu gören insanlar saklanmak için koşmaya başladılar. Michael tavana bir el daha ateş ettikten sonra silahı kendine doğrulttu ve kendini gebertti. Michael az önce korkunç tehdidini gerçekleştirmişti. Claire'ın annesi o gece bir restoranda arkadaşının doğum gününü kutluyordu. Gece yarısı eve döndüğünde, ön kapısının yüksek sesle çalındığını duydu. Karşısında iki polis memuru buldu, polis memurlarından biri kızı için geldiklerini söyledi. Polis memuru kızının iş yerinde vurulduğunu söyledi ve annesi kızının ölümünden kimin sorumlu olduğunu hemen anladı. Dedi ki, Michael'dı, değil mi? Polis memuru başını sallayarak bunu onayladı. Anne daha sonra kızının hem iç hem de dış güzelliğinin farkında olmadığını ve tek kusurunun çevresindekilerin sadece iyi yanlarını görmesi olduğunu söyleyecekti. Bu da ailesine dayanılmaz acılar yaşatan istismarın sebebiydi. İş arkadaşları onun öldürülmesiyle yıkılmış ve travmayla başa çıkabilmeleri için kendilerine danışmanlık hizmeti sunulmuştu.
soruşturma sırasında Michael'ın komşusu dairesinde, hayatın anlamı hakkında spekülasyonlar yaptığı, hayaletlerden bahsettiği 40 sayfalık bir not defteri buldu. Günlükte Claire'ın adresi de yer alıyordu. Michael ayrıca şiirler de yazıyordu, bir tanesi de şöyleydi: "Geriye sadece kurumuş bir bahar kalmıştı ve tek yapabildiğim kayayı hareket ettirmekti. Onu engelliyordu. Ben vardım. Ne kadar anı varsa o kadar. Ormandaki birçok ağaç gibi. Sen bir tek benimsin. Sevgiyle. Ara beni," yazıyordu. Daha sonra Michael'ın dükkana zorla girdiği ortaya çıktı, arka kapıdan gizlice girmişti. Ayrıca uyuşturucu aldığı da ortaya çıktı. Michael'ın iki tutuklamanın ardından kefaletle serbest bırakıldığı duyulduğunda, aile içi şiddet eylemcileri nedenini öğrenmek istiyordu. Polis memurları bunun olmasına izin vermişti. Birkaç hafta sonra, Claire'ın cenaze töreni gerçekleşti ve yüzlerce insan, yüzlerce kişi üzüntülerini dile getirmek için bir araya geldi. Anne, kızının ölümünün boşa gitmeyeceğine inanıyordu ve bir insanı takip etmenin suç sayılması için yasanın değiştirilmesi için çok çalıştı. Daha sonra iki aile daha Claire'ın annesine destek oldu. Bu ailelerin kızları takip yüzünden öldürülmüştü. Her üçü ailede Avrupa'da türünün ilk örneği olan Aile Adalet Merkezi adlı öncü bir projeye destek verdi. Aileler Adalet Merkezi, mağdurların doğru kişilerle temasa geçmelerine yardımcı olmak ve doğru desteği almalarını sağlamak için polis ve araştırmacılar da dahil olmak üzere çeşitli kurum ve hayır kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Tricia, Stella ve Carol aileleri Ocak 2008'de Merkez İçişleri Seçilmiş Komitesi tarafından ziyaret edildiğinde de oradaydılar. Birlikte Stalking'den Korunma adlı özel bir İçişleri Komitesi'nin kurulmasına da yardımcı oldular ve bu komite, çalışmalarının birçok yönüne ek olarak, Stalking'den etkilenen kişilere destek olmak için bir yardım hattı işletiyor. Tricia, her ilçede bir taciz karşıtı hizmet olması gerektiğini söyledi ve şunları söyledi: "Mağdurları korumamız gerekiyor ama aynı zamanda faille de ilgilenmemiz gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Eğer bu yönleri ele almazsak, işe yaramayacaktır. Suçlular hapse girerler ve oradan çıktıklarında ya kurbanı takip etmeye geri dönerler ya da yeni bir kurban bulurlar. Onları sadece hapse atmak işe yaramayacaktır. Kızımın katilinin durumunda da işe yaramayacaktı," dedi. Tricia ve merkezdeki meslektaşları, yaptıkları değişikliklerin bu ve diğer trajedileri önleyebileceğine inanıyor. Tricia verdiği bir röportajda, ölüm tehditlerinin ciddiye alınması halinde bu olayın önlenebileceğini söyledi. Taciz ve istismar mağdurlarına yardım eden yeni kuruluşların ortaya çıkmasıyla birlikte, daha fazla insanın korku ve utançla başa çıkmak için bu kuruluşlara başvurduğunu belirtti. Tricia ve meslektaşlarının çalışmaları meyvelerini verdi ve 2012 yılında tacizi cezai bir suç olarak ele alan yeni mevzuat kabul edildi. Tricia 2021 yılında kampanya çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi ve mağdurları savunmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Tricia, herhangi bir mağdura gönderebileceğiniz en güçlü mesajın polise gitmek olduğunu vurguladı. "Hiç kimse bir başkasının hayatını kontrol etme hakkına sahip değildir. Claire, hayatının baharında ölen genç bir kızdı. Ölümünün ardından yasalarda gerekli değişiklikler yapıldı ve bu mağdurun yorulmak bilmeyen savunması sayesinde Claire'ın anısı yaşamaya devam edecek." 24 yaşındaki bir kız akşam vardiyasında çalıştığı dükkandan kayboldu. Polis arka odada kızın kan izlerini ve boğuşma izlerini bulmayı başardı, ancak her şey failin kasaya dokunmadan bırakması nedeniyle bunun bir soygun olmadığını gösteriyordu. Birkaç gün sonra kızın cesedi dükkandan 5 kilometre uzakta bulundu. Bu korkunç vakanın soruşturması neredeyse 25 yıl sürdü ve ancak o zaman ne olduğu anlaşıldı. Lisa Marie Seagert 24 Mart 1968'de Holyoke, Massachusetts'te doğdu. Kendisinden başka 3 kardeşle birlikte birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailede büyüdü. Çocukluğunu Agawam kasabasında geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren müziği sevdi ve hatta birkaç müzik aleti çalmayı öğrendi. Daha sonra, okul müzik grubunun bir üyesi oldu.
Liseden mezun olduktan sonra Lisa, Westfield Eyalet Üniversitesi'ne kaydoldu ve 1990 yılında öğretmenlik diploması aldı. Stajyer olarak bir çocuk kampında danışman olarak birkaç vardiya çalıştı ve ayrıca kilisede pazar okulu öğretmenliği yaptı. Daha sonra, bir zamanlar kendisinin de okuduğu Agavam Lisesi'nde öğretmen yardımcısı olarak işe başladı. Lisa zamanının çoğunu özel ihtiyaçları olan bir grup çocukla çalışarak geçirdi. 24 yaşındayken öğrencilerini diğer öğretmenlerden daha iyi anlıyor, aynı zamanda bir profesyonel olarak öğrencilerine mümkün olan en iyi eğitimi vermeye çalışıyordu. Akşamları ise kız kardeşi Lynn ile birlikte yerel bir kart ve hediyelik eşya dükkanında yarı zamanlı olarak çalışıyordu. 15 Nisan 1992'de Lisa okuldaki mesaisini bitirdi ve saat 17.30'dan 21.00'e kadar çalışması gereken dükkandaki vardiyasına gitti. Lisa vardiyasının başında kız kardeşiyle birlikte çalışmış, ancak Lynn kısa bir süre sonra dükkandan ayrılmıştı. Lynn daha sonra Lisa'nın o akşam iyi bir ruh hali içinde olduğunu ve hiçbir şeyin belaya işaret etmediğini anlatacaktı. Ertesi sabah, Lisa'nın vardiyasında çalışan Sophia Maynard vardiyasına başlamak üzere sabah 9'da dükkana geldi. Lisa'nın arabasının otoparkta park halinde olması Sophia'yı şaşırttı, çünkü Lisa genellikle sabahları okulda çalışıyordu ve o saatte dükkanda olmaması gerekiyordu. Sonra Sophia dükkanın içinde bir ışık yandığını ve tabelanın açık bir kapıyı gösterecek şekilde ters çevrilmiş olduğunu fark etti. Kız, Lisa'nın yaklaşan Paskalya tatili nedeniyle sabah vardiyasını almış olabileceğini düşündü. Lisa bir keresinde kutlamalar nedeniyle daha uzun saatler çalışmayı kabul etmişti. Sophia dükkana girdi ve Lisa'nın adını seslendi ama cevap gelmedi. Tezgaha yaklaştığında Lisa'nın eşyalarının açıkta bırakıldığını fark etti. Lisa'nın cüzdanını ve araba anahtarlarını gördü, bu da Lisa'nın bu eşyalar olmadan ayrılmayacağını gösteriyordu. Bu nedenle Sophia polisi aramaya karar verdi. Bir polis ekibi dükkana geldi ve Lisa'dan herhangi bir iz bulma umuduyla incelemeye başladı. İlk bakışta olağan dışı bir şey bulunamadı. Ancak polis arka odaya gittiğinde, kutuların üzerinde Lisa'nın kan izlerine rastladı. Her şey arka odada bir kavga yaşandığını gösteriyordu, kutular buruşmuş, kartlar yere saçılmıştı. Kapıda, sanki biri topuğuyla sertçe vurmuş gibi bir iz görülüyordu. Bu bulgular dışında, kızın nerede ve neden kaybolmuş olabileceğine dair herhangi bir ipucu bulmak mümkün olmadı. Daha sonra Lisa'nın o sabah okula hiç gitmediği anlaşıldı. Okul müdürü ne olduğunu öğrenmek için Lisa'nın annesini bile aradı, ancak annesi de kızın nerede olduğunu bilmiyordu. Lisa'nın kaybolduğu haberi küçük kasabada hızla yayıldı ve birkaç saat içinde tüm arkadaşları, ailesi ve tanıdıkları kayıp kızı aramaya başladı. Polisin ilk işi soygun versiyonu üzerinde çalışmak oldu. Ancak, dükkandan hiçbir mal kaybolmadığı ve Lisa'nın parasına da dokunulmadığı için bu versiyon hızla ortadan kalktı. Polis orada neler olduğunu anlamak için, o akşamki olayların bir kronolojisini çıkarmaya karar verdi. Lisa'nın kız kardeşinin dükkandan akşam 6 civarında ayrıldığını öğrendiler. Müfettişler ayrıca komşu dükkanların çalışanlarıyla da konuşmuş ve sadece onlar duruma biraz ışık tutabilmişti. Lisa'nın akşam saat 7.20 civarında yan taraftaki halı dükkanında çalışan bir tezgahtarla konuştuğu ve konuşmalarının yaklaşık 15 dakika sürdüğü ortaya çıkmıştı. Lisa bir süre önce yenilenmiş olan yerel otoparkla ilgili bir sorunu tartışıyorlardı. Dükkanlarının önündeki otopark genellikle yakınlarda bulunan bowling salonuna gelen ziyaretçiler tarafından kullanılıyordu. Hem Lisa hem de halı satıcısı, bu durumdan hoşnut değillerdi ancak yapabilecekleri bir şey yoktu. Her ikisi de ziyaretçiler açıkça dengesiz olduğu için onları azarlama riskini göze alamayacaklarını ifade etti. Konuşmamın ardından kendi iş yerlerine döndüler. Kasanın en son akşam saat 9.20 geçe açıldığı ortaya çıktı. Daha sonra polis, dükkana en son giren kişinin kim olduğunu bulmayı başardı. Bu kişinin bir kadın olduğu ve daha sonra akşam 9 civarında dükkanda olduğunu söylediği ortaya çıktı. Ancak satıcı hiç yanına gelmemişti. Kadın arka odadan bazı sesler duyduğunu ancak Lisa'yı beklemeden gitmeye karar verdiğini belirtti.
Böylece polis Lisa'nın kaybolduğu yaklaşık saati akşam 8:20 olarak belirledi. Son müşterisiyle görüşüyordu. Ve saat 21:00'de ona bir şey oldu. Dedektifler bu 40 dakika içinde ne olduğunu bulmakla görevlendirildi. Yerel müfettişlere FBI ve eyalet polisi yardım etti. Lisa'yı bulmak için geniş çaplı bir arama düzenlediler. Dükkanın etrafı yaya ekipler tarafından tarandı ve bölgenin geri kalanı helikopterlerle arandı. Köpek servisi bile işin içindeydi. Ancak tüm bunlar herhangi bir sonuç vermedi. Müfettişler Lisa'nın dükkanı kendi isteğiyle terk etmediğini anladılar. Bu nedenle 17 Nisan'da yerel polis müdürü davanın yeniden sınıflandırıldığını duyurdu. Lisa'nın kaybolması artık bir kaçırılma vakası durumuna gelmişti. Tüm yerel kiliseler Lisa'nın hayatı ve güvenliği için dua etti, ancak bu dualar gerçekleşmeyecekti. Paskalya tatili vakanın gizemiyle gölgelendi. Saat 14:00 sularında polis, 75. otoyol yakınlarında köpeğini gezdiren bir adamdan ihbar aldı. Adam bir kadın cesedi fark etti ve hemen emniyet güçleriyle temasa geçti. Olay yerine gelen polis Lisa'nın cesedini teşhis etti ve cesette çok sayıda bıçak yarası olduğunu tespit etti. Tıbbi tetkikçiler daha sonra Lisa'nın ölümünden sonra istismara uğradığını belirledi. Kızın cesedi dükkandan 5 kilometre uzakta bulundu, bu da failin onu arabayla o bölgeye taşıdığını gösteriyordu. Dedektifler hemen bölgeyi işaretledi ve soruşturma için harekete geçti. Lisa'nın öldüğü gün yağmur yağmış ve yumuşayan zeminde lastik izleri bulunmuştu. Ancak polis bir silah ya da başka bir somut kanıt bulamadı. Lisa'nın kimliği belirsiz vahşi bir katilin kurbanı olduğu bilgisi hızla tüm şehre yayıldı. Vida töreni kızın pazar okulu öğretmenliği yaptığı kilisede yapıldı ve cenaze töreni için yaklaşık 1000 kişi toplandı. Sakin ve güvenli bir yaşama alışkın olan küçük kasaba sakinleri kendilerini neredeyse panik halinde hissetti. Birçok esnaf vardiyalarını iptal etti ve iş arkadaşlarının birbirlerine arabalarına kadar eşlik etmeleri gerekti. Öz savunma bölümleri birkaç gün içinde doldu. Ayrıca 300 kadar kadın ateşli silah sahibi olmak için ruhsat başvurusunda bulundu. Tüm şehir, failin tekrar saldırabileceğinden korkuyordu. Polis ve FBI neredeyse gece gündüz dava üzerinde çalıştı. Kısa süre içinde olay yerinde katile ait olabilecek DNA izleri bulmayı başardılar. Lisa'nın cinayetindeki ilk şüpheli Guy adında bir adamdı, ancak kısa sürede şüpheli sınıfından çıkarıldı. Sağlam bir mazereti vardı ve DNA'sı olay yerinde bulunan DNA ile eşleşmiyordu. Kızın arkadaşları, ailesi ve tanıdıkları test edilmek üzere DNA gönderdi, ancak burada da hiçbir eşleşme bulunamadı. Sonrasında cinayete tanık olduğunu iddia eden kişiler ortaya çıktı. Bazıları o gece şüpheli bir araba gördüklerini bildirdi ve hatta bazıları olası katillerin isimlerini verdi. Sonunda tüm bu ipuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Dedektifler, tespit edilen lastik izlerinin hangi araca ait olabileceğini hesaplamayı başardı. Lastik izlerinin tipik bir minibüs ya da büyük bir SUV'a ait olduğu ortaya çıktı. Dedektifler bu tür araçların tüm sürücüleriyle görüştüler ancak cinayete karışmış olabilecek kimseyi bulamadılar. Neyse ki, o aracı görmüş olabilecek bir tanık bulmayı başardılar. Lisa'nın iş yerinin yakınındaki bir dükkanda çalışan bir kadın, saat 21:15 sularında evine giderken trafik ışıklarında büyük bir SUV'un yoldan çekildiğini ve daha sonra cesedin bulunacağı yere doğru gittiğini görmüştü. Kadın karanlık nedeniyle aracı ayrıntılı olarak tarif edememiş, ancak arabada bir erkek ve bir kadın olduğuna inandığını belirtmişti. Araç toprak yola girdiğinde araçtaki kadının başının doğal olmayan bir şekilde sanki uyuyormuş ya da baygınmış gibi sallandığını da eklemişti. Ne yazık ki bu bilgi de yeni bir ipucu getirmedi. O zamandan beri yeni bir kanıt ortaya çıkarılmadı ve polis dava üzerinde çalışmaya devam etti. Ancak her geçen ay bu korkunç gizemi çözme umudu azaldı. Lisa'nın ailesi ve arkadaşlarına gerçeği öğrenmeleri için yeni bir şans verilinceye kadar 1,5 yıl geçti. 1993'te ulusal televizyonda popüler bir programın bir bölümü yayınlandı.
bu bölümde çözülmemiş davalarla ilgili hikayeler yer alıyordu. Bu yeni tanıkların polisle temasa geçmesine ve davanın ikinci bir rüzgar almasına yol açtı. Lisa'nın davası da bir istisna değildi. Yayından sonraki bir saat içinde polis, bazı bilgilere sahip olan kişilerden yüzlerce telefon aldı. Bu ipuçlarının çoğundan bir şey çıkmadı ama polis her biri üzerinde çalıştı. Dedektiflere göre birkaç değerli ipucu tespit edebildiler ancak hangileri olduğunu açıklamadılar. Ne yazık ki bu ipuçlarından da bir şey çıkmadı. Yıllar geçtikçe bu davayı çözme şansı giderek azaldı. Lisa'nın ailesi, kızlarının hayatının unutulmaması için her türlü çabayı gösterdi. Öğretmenlik kariyeri çok erken yaşta yarıda kesilmiş olsa da Lisa'nın ailesi eğitim sistemine büyük katkıda bulundu. 1995 yılında Lisa'nın ailesi, Lisa'nın çalıştığı okulun fen bölümüne 11 bin dolar bağışta bulundu. Bu para ekipman satın almak ve genetik derslerini desteklemek için kullanıldı. Ebeveynler ayrıca üstün yetenekli öğrenciler için bir fon oluşturarak öğrencilere yaklaşık 35 bin dolar burs dağıttı. Lisa'nın öldürülmesinin üzerinden 10 yıl geçmişti ama annesi davanın çözüleceğine dair umudunu hiç yitirmedi. Kızının anısını canlı tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Her röportajda yer aldı ve gazetecilerin tüm sorularını yanıtladı. Her yıl Lisa'nın anısını onurlandırmak için yüzlerce insanı bir araya getirmeyi başardı. O arada polisin elinde tek bir önemli kanıt vardı, bu da olay yerinde bulunan bir DNA örneğiydi. Polis, failin er ya da geç ortaya çıkacağını umarak bu DNA örneğini bilinen tüm suç veri tabanlarında kontrol etmeye devam etti. Ancak yıllar geçti ve bu hiç gerçekleşmedi. Eylül 2016'da, Lisa'nın öldürülmesinden 24 yıl sonra, araştırmacılar yeni bir DNA fenotipleme yöntemi uygulamaya karar verdiler. Bunun özü, DNA uzmanlarının suçlunun dış görünüşünün özelliklerini belirlemesi ve DNA'nın kimyasal bileşimine dayanarak portresini oluşturmasıydı. Şu anda DNA yardımıyla uzmanlar, portresi oluşturulan suçlunun cinsiyetini, yaklaşık yaşını, göz ve saç rengini öğrenebilmektedir. Bu veriler her zaman doğru olmamakla birlikte bazen gerçek bir kişinin yüzüyle örtüşmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde, Lisa'nın katili olduğu iddia edilen kişinin DNA'sına dayanarak, uzmanlar şüphelinin 25 ila 50 yaşları arasında iki portresini çıkardı. Polis bu portreleri yayınladığında, insanların benzer bir kişiyi gördüklerini bildirdikleri yaklaşık 200 telefon aldı. Ancak bu ihbarların çoğu hiçbir yere ulaşmadı. Bir yıl sonra, 18 Eylül 2017'de polis yüksek profilli bir duyuru yaptı, zanlı tutuklanmıştı. Zanlının Gary Shara adında 49 yaşında bir adam olduğu ortaya çıktı. Polisin çeyrek asır sonra bir katil bulması çok nadir görülen bir durum olduğundan, haber anında Amerikan medyasında yayıldı. Böyle bir hikaye kamuoyunun büyük ilgisini çekti. Gary'nin tutuklanmasından hemen sonra, müfettişler onun izini nasıl bulduklarını anlattılar. Adamın 1993 yılında, Lisa'nın öldürülmesinden bir yıl sonra şüpheliler listesinde olduğu ortaya çıktı. O zamanlar, televizyonda popüler program yayınlandığında, polis potansiyel ipuçlarını içeren yüzlerce telefon almıştı. Arayanlardan biri Sidney'den bir avukattı. Dedektiflere müvekkilinin Lisa'nın cinayeti hakkında bilgi sahibi olabileceğini söyledi. Bu müvekkil kocasından boşanma aşamasındaydı ve olay yerinden çok da uzak olmayan Long Midle adlı bir kasabada yaşıyorlardı. Kadın, kocasının Lisa davasıyla yakından ilgilendiğini anlattı. Televizyonda davayı araştıran bir program olduğunda, kocasının odaya koştuğunu ve etrafındaki insanlara tamamen tepkisiz bir şekilde boş boş ekrana baktığını söyledi. O adam Gary Shara'ydı. O sırada 24 yaşındaydı ve evliliği çatırdamaya başlamıştı. 1 yaşında bir oğlu vardı ama karısıyla sürekli kavga ediyordu ve bu da çiftin oğullarının doğumundan hemen sonra boşanma işlemlerine başlamasına neden oldu. Polis, Gary'nin 1993'ten bu yana olaya karıştığı teorisi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ancak bunu doğrulayacak herhangi bir kanıt bulamamıştı.
Buna ek olarak, karısının ifadesini ciddiye almadılar çünkü karısının uzun bir zihinsel sağlık sorunları listesi ve uzun bir alkol kötüye kullanımı geçmişi vardı. Dahası, boşanma sırasında geri mahkeme yoluyla oğullarının velayetini aldı, ancak karısı Tayna çocuğunu başka bir eyalete götürdü. Bir başka önemli gerçek de, eski ya da şimdiki eşlerin, kocalarının Nisa'nın cinayetine karışmış olabileceğini iddia ederek polisi ilk kez aramamış olmalarıydı. Garin'in davası da bunlardan biriydi, bu yüzden polis bu ifadeye pek itibar etmedi. O sırada Gary'i sorguladılar ama o suçunu inkar etti ve DNA testi yaptırmayı reddetti. Yasal olarak kimse onu bu testi yaptırmaya zorlayamazdı, dolayısıyla polisin başka seçeneği yoktu. Dedektifler daha sonra davada sorgulanan ve DNA örneği vermeyi reddeden tüm erkeklerin bir listesini çıkardılar. Gary de bunların arasındaydı ve polis onu birkaç kez daha sorgulamaya çağırdı. 2008'deki üçüncü sorgulama sırasında Gary'nin hiçbir şeye dokunmamaya özen gösterdiği, hatta masaya ve ikram edilen su şişesine bile dokunmadığı anlaşıldı. 2017 yılına gelindiğinde dedektiflerin elinde Gary'de dahil olmak üzere 11 şüpheliden oluşan bir liste vardı. Hepsi soruşturmanın çeşitli aşamalarında sorgulandı ve DNA testine gönüllü olarak katılmayı reddetti. Aslında başlangıçta çok daha fazla şüpheli vardı. Ancak DNA fenotiplemesi sayesinde, testin parametrelerine uymayanları eleyerek listeyi daraltmayı başardılar. Ağustos 2017'de dedektifler eldeki tüm bilgileri toplayarak mahkemeye başvurdu. Listedeki herkesin DNA örneklerini ve diğer belgeleri vermesini gerektiren bir emir talep ettiler. Mahkeme emri onayladı ve böylece aynı yıl 13 Eylül'de polis Karin'in dairesine giderek bu yükümlülüğü kendisine tebliğ etti. Ancak adam evde değildi ve kapı, aynı daireyi paylaştıkları komşusu tarafından açıldı. Dedektifler kartvizitlerini komşuya bıraktılar ve ondan bilgiyi acilen iletmesini istediler. Ancak ertesi gün beklenmedik bir şey oldu. Garin'in şimdiki kız arkadaşı karakola geldi ve Garin'in dairesinde 3 mektup bulduğunu bildirdi. Mektuplarda Lisa'nın ailesinden özür dileniyor ve Lisa'nın öldürüldüğüne dair 2 sayfalık bir itiraf yer alıyordu. Geri çocukluğundan beri içinde kontrol edemediği şiddet dürtüleri olduğunu yazıyordu. O akşam Lisa'nın yanından geçerken Garin'in aklına birini kaçırma ve taciz etme düşünceleri takılmıştı. Mektupta kendisinin de ifade ettiği gibi, korkunç bir şey yapmak için kendine izin vermişti. Adam kızı öldürmeyi planlamadığını açıkladı, ancak iddiaya göre olaylar kontrolden çıktı. Geri yüzlerce kez polise teslim olmak istediğini ancak korkaklığı nedeniyle bunu asla başaramadığını yazdı. Bunca yıldır kendinden nefret ederek yaşadığını belirtiyor ve mektubun sonunda kendi canına kıymayı planladığını açıklıyordu. Polis derhal Gary'i aramaya başladı ve arabası kısa süre sonra Stafford'daki bir hastanenin otoparkında bulundu. Daha sonra adamın intihar amaçlı bazı güçlü ilaçlar içtiği, ancak hemen ardından arabasına bindiği ve ölmekten vazgeçip en yakın hastaneye gittiği ortaya çıktı. Doktorlar kendisine gerekli yardımı yapmaya başlar başlamaz polis Gary'i tutuklayarak karakola götürdü. Aynı zamanda mahkeme Gary'nin evi, dairesi ve kız arkadaşının dairesi için arama emri çıkarttı. Polis orada Gary'nin DNA'sını içeren birkaç eşya buldu. Analizin sonucu kimseyi şaşırtmadı, failin örneğiyle tam bir eşleşme vardı. Dedektif aynı zamanda başka önemli ipuçlarını da keşfetmeyi başardı. Gary'nin 1993 yılında kendisiyle ilgili şüphelerini bildiren karısı, 2014 yılında vefat etmişti, ancak dedektif avukatının hazırladığı belgeleri bulmayı başardı. Bu belgeler pek çok korkunç ayrıntı içeriyordu. Örneğin geri bir keresinde karısına, elinde bıçak olmadığı sürece onunla yakınlaşamayacağını açıkça söylemişti. Lisa'nın öldürülmesinden bir gün sonra Gary'nin karısı kız kardeşini aradı ve Gary'nin eve çok geç ve çok gergin bir halde geldiğini söyledi. Vücudu çiziklerle kaplıydı. Karısına bir müzik kutusu vermiş ve bunu Lisa'nın çalıştığı dükkandan aldığını söylemişti. Ancak, tezgahtarın yaşlı, kır saçlı bir kadın olduğunu da eklemişti. Sorun şu ki, o dükkanda hiç böyle bir çalışan olmamıştı ve tüm bu ayrıntıların neden polise ulaşmadığı belirsizdi.
geri gözaltındayken aniden suçsuz olduğunu söyledi ve yaptıklarını itiraf etmeyi reddetti. Büyük olasılıkla basit bir korkuyla hareket ediyordu, ancak bu tür bir kanıtla paçayı sıyırma şansı yoktu. Elde etmeyi başardığı tek şey cezanın ertelenmesiydi. Duruşma 2 yıl sonrasına kadar başlamayacaktı. Ancak, tüm bu süre boyunca gözaltında tutulan geri aniden itiraf etmeye karar verdi. 21 Eylül 2019'da yargıç karşısına çıktı ve Lisa'yı öldürmekten suçlu olduğunu kabul etti. Birinci derece cinayette suçlandı. Ve Massachusetts eyaletinde, böyle bir suçtan mahkum olan bir sanık, serbest bırakılma olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalırdı. Lisa'nın ailesi mahkeme salonundaydı, kızının ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek isteyen annesi sonunda huzur bulabildi. Soruşturmaya katılan herkese ve kayıtsız kalmayarak ailesine destek olanlara teşekkür etti. Sonuç olarak katil, hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirmeye başladı. Eyalette en uzun süredir devam eden ceza davalarından biri resmen kapanmış oldu. Aradan tam 25 yıl geçmiş olmasına rağmen, böyle bir davada acı gerçek, sonsuz belirsizlikten çok daha iyidir. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.